TV 264 ekranlarından herkese merhaba sayın seyirciler. Yine bir cuma gününde daha sizlerin karşısındayız. Muhabir Masası programıyla şehrin gündemini, şehrin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bu hafta bir belediye başkanı konuğumuz var. Karapürçek Belediye Başkanı Sayın Mehmet Murat Çorhulu bugünkü konuğumuz. Sayın Başkanım, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum beni konuk aldığınız için. Teşekkür ederiz başkanım biz de. Yine başkanımla beraber gazeteci abimiz Ekrem Ürdüç de bu programda bizimle beraber sayın seyirciler. Ekrem abi, sen de hoş geldin. Hoş bulduk değerli kardeşim, sağ olasın. İyisin. Ben iyiyim, sen nasılsın? İyi, şükürler olsun. İyi yayınlar olsun inşallah. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Sayın seyirciler, bu programda Mehmet Murat Çorhulu konuğumuz, Karapürçek Belediye Başkanı. Karapürçek'i konuşacağız, başkanımı konuşacağız. Yine biraz siyasete gireceğiz. Öncelikle başkanım, ben sizi biraz tanımak da programı başlamak istiyorum. Sıra dışı bir başkanım, başkan profilimiz var Sakarya'mızda. Kendisi de çok renkli, çok mütevazi bir insandır. Biz de bu programa konuk almak istedik kendisi. Sağ olsun, kırmadı bizleri. Davetimizi icap etti. Şeref duyduk bizi. Başkanım, hoş geldiniz. Bizler Karapürçek'i biliyoruz ama biraz Karapürçek'in coğrafi yapısından, ekonomik yapısından anlatır mısınız seyircilerimiz için? Karapürçek'imiz Sakarya'nın nasıl tanımlıyorduk? Yetim ilçesi diye tanımlıyorduk. Yetim ilçesi aslında coğrafi olarak Saman Dağları'nın eteklerinde yer alıyoruz. Hani avantajlı bir yerdeyiz aslında. Mevsimsel geçişleri bolca yağmur alabilen bir bölgedeyiz. Tabii bu bazı hizmetler açısından dezavantaj olsa da doğal güzellikler açısından çok avantajlı bir yerdeyiz. İşte belediye başkanlarını konuk aldığımızda civar ilçelerden veya illerden hepsi hayran kalıyorlar. Coğrafi yapı olarak çok avantajlı bir yerdeyiz. Ama işte ulaşım problemlerimizden dolayı onları konuşacağız bunlar başkanım. İşte bir dezavantaj haline geliyor. Uzun yıllardır. Bitirilmeyen bir 10 yıl mı oldu? 10 yıldır bitiremeyen bir Karapürçek yolu var. Çok uzun süre. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız 3 sefer buraya geldiğinde söylemişti. Çalışmalar başladı. 2 tane köprü genişlemesi yapılıyor. Şu an işte E5 ile Çaybaşı arasındaki bölgede yol genişlemeleri yapılmaya başlandı. İnşallah Çaybaşı ile de bizim Çeşmebaşı arasındaki yer tamamlanıp Karapürçek içerisinde kalan 3 tane de köprümüz genişletildiği zaman yol sorunumuz çözülmüş oluyor. Allah bize nasip eder inşallah. Yani bu 5 senelik sürede inşallah bu yol problemi çözülürse Karapürçek hızlı bir şekilde ilerlemeye devam eder. Başkanım, 15 yıllık iktidarın elinde kalmış bir ilçe Karapürçek köy. Aman ilçesi, köy diyorum. Kusura bakmayın. Burada neden bu hizmetler daha önce verilememiş? Yani acaba şey mi kaldı burada? Biraz etkisiz mi kalındı burada? Yani Karapürçek siyasi olarak... Özellikle bu yol yani. Neden 10 yıldır bitirilememiş? Siyasette şöyle bir şey vardır. Güç oyla paralel olarak gözükür. Yani bizim oy çoğunluğumuza baktığınızda işte 13.700 nüfuslu bir yer, 10.000 oy olarak görüldüğünde siyasiler şöyle bakabilirler olaya. Ya işte Adapazarı merkezdeki bir tane mahallede bile bu kadar oy var. Neden buraya yatırım yapayım? Hani hakkani boyuttan bakılmayıp da siyasi boyutla bakılırsa bu işe yatırım alamıyorsunuz. Ama burası bir ilçe. Hem de Sakarya'nın en eski yerleşimi olan bir yer. Yani hiçbir ilçe Sakarya'da mevcut değilken Karapürçek vardı. Nüfus kaçtı bu arada başkanım? 13.700. Hani şu anki resmi rakam o. Ama 13.700. Şeye baktığımızda gayri resmi nüfus 25.000. Yani İstanbul göçü alan bir yer Karapürçek. Yani ikametleri İstanbul'da ama kendileri burada yaşıyor. Değil veya hafta sonları yazın Karapürçek'e geliyorlar. Yani biz yazın özellikle 25.000 kişiye hizmet ediyoruz ama kayıtlı nüfus 13.700. Peki, seçmen ne kadar başkanım? Seçmen. 10.000 seçmenimiz var. Yani işte siyasi bakış açısından bakıldığında 10.000 seçmene yatırma gerek yok gibi de düşünüldüğü için Karapürçek bu zamana kadar geride kaldı. Hatta rahmetli babam orada belediye başkanlığı yaparken Anavatan döneminde büyük hizmetler almıştı. Yani Turgut Özal'la da olan diyaloğu sayesinde birazcık şey yapabiliyordu, bir şeyler kopartabiliyordu o diyalog sayesinde. Ama bazı istediklerimiz, bazı hak ettiklerimizi alacağımız boyutta babam hep onu söylerdi. Yani bizi çok görmezler. Nüfusumuzu ön planda tutup bizi çok görmezden gelebilirler diye uyarırdı hep. Ama
her şey aslında rücu edicidir. Dedik ya hani Karapürçek Sakarya'nın en eski yerleşimi. İnşallah birinci sıraya taşıyacağız. İnşallah bu bize nasip olur. Bizden sonrakiler nasip olur. Biz İnşallah. Elimizden geleni yapalım da. Biz bir ışık yakalım. Belki Aynen bizden öyle. Sonrakiler. Yani bir çiçekle bahar gelmez ama her bahar bir çiçekle başlıyor. Başkanım, babam dediniz. Sizin babanız da belediye başkanıydı. Evet, 3 dönem belediye başkanlığı yaptı. 3 dönem belediye başkanlığı. Hangi yıllar arasındaydı? 83-93. Daha sonradan da 2004-2009 arasında yine Orhan Yıldırım bir dönem yapmıştı. Hı hı. Araya babam girdi. Tekrar 3 dönem Orhan Yıldırım. Orhan Yıldırım'dan da ben devraldım. Çok sevilen, sayılan bir birisiydi rahmetli Şimdi, babası başkanım. Ekrem abi, biz Medya Bar'da daha önce haberini yapmıştık. Onu diyecektim. Başkanım. Evet. Rejdeki arkadaşlardan Onu da alalım. Rica edelim. Bir gazete küpürümüz vardı arkadaşlar. Onu da çok konuşulmuştu o dönem. 32 yıl sonra koltuğa oturmuştu. 32 yıl sonra başkanım 23 Nisan töreninde. Onu seyircilerimize evet. bilgi verelim bir tarafta. Şu anda da tam ekran verir misiniz arkadaşlar? Aynı zamanda okumak da istiyorum. Gazetenin tarihini bilmiyoruz tabii ki ama o dönem çıkan bir haber. Babasının koltuğuna koltuğunu oğlu doldurdu. Sizin için yapılmış bir haber başkanım. Evet. Siz zamanını hatırlıyor musunuz bunun? Bilginiz var mı? Şöyle... Yani burada yazı da yazmıyor. Muhtemelen ya 89 ya 90 olabilir. Kaç yaşındaydınız başkanım? Orada ilkokul 1'deysem 8 yaşında olmam lazım. En öndeki değil mi başkanım? Söyleyeyim. Pardon. Tamam. Babanızın sağında kalan. Evet. Yani, evet müdürümle babamın arasında kalan. Şu yazıyı okuyayım. Yine bir fotoğraf daha gelecek zaten. Babasının koltuğunu oğlu doldurdu. Karapürçek ilçesinin 23 Nisan nedeniyle çocukların yaptığı yöneticilikte ilginç bir durum yaşandı. Karapürçek Belediye Başkanı Mehmet Çoruhlu'nun yerine bir günde olsa Mehmet Murat Çoruhlu belediye başkanı oldu. Babasının koltuğuna oturan Mehmet Murat Çoruhlu gelen istekler üzerine benim bu kadar isteği ve sorunu kısa sürede çözmem mümkün değil. Zaten sorunların çoğunu biliyorum. Bana süre verilsin. Sorunların üstesinden geleyim dedi. O süre verildi başkanım size. 5 yıl gibi bir süre verildi galiba evet. değil mi? Arkadaşlar bir sonraki fotoğraf var. Onu da rica edeyim. Evet. Başkanım da 8 yaşındasınız o zaman. Evet. Muhtemelen. Yıllar sonra. Allah nasip etti bu koltuğu bize. İnşallah hizmet kapısı olarak görüyorum. Orada o yaşta söylediklerimiz hani Müslümanın sözü böyle? Duadır ya. Ha. Belki de dua mı oldu hani o süre bize verilsin diye dediğiniz gibi yani o süre şimdi bize verilmiş gibi oldu seneler, yani. Seneler sonra böyle çok güzel bir hikaye değil mi? Gerçekten çok güzel, anlamlı bir hikaye. Kitap olur yani bundan. Hakikaten bir kitap yazılır seneler yani. Seneler sonra. 32 sene sonra koltuğa oturdunuz değil mi başkanım? Evet. Başkanımın koltuğa oturduğu fotoğrafı da verelim son olarak. Giriş, gelişme, sonuç olarak. Muhabirliğimizi yani, göstermiş evet, olalım. 32 yıl sonra o koltukta giriş, gelişme, sonuç. İnşallah. Bu da sizinle gelişme yaptığımız gün herhalde başkanım. Evet, o fotoğrafı çekmiştik. Evet. Görüşme yaptığımız. Evet. Bu arada sevgili izleyicilerimiz, başkanımıza buradan tekrar hemen teşekkür ediyorum. Seçildikten sonraki ilk açıklamasını, yani koltuğa oturduktan sonraki ilk açıklamasını bize verdi Fatih. Yani Medyavar ve TV264 ailesine verdi. Hı-hı. Tekrar ben teşekkür ediyorum. Şimdi hem kuruluşunuz benim için çok değerli hem de Ekrem'e birazcık burada öncelik tanımam tabii lazım. Ki, tabii yani ki. O ilk diyaloğunla kurmuştum. Sen de benim için çok değerlisin yani. Kalpten kalbe köprü vardır. Allah rızası için seviyorum seni yani. Allah razı olsun. Başka düşüncelerinizi almak istiyorum. Şimdi 23 Nisan'da babanız geldi. Bugün sen otur dedi. Çocuktunuz daha. Belki birçok şeye aklınız ermiyordu. Sorunları çözeceğim demişsiniz yine ama belki yine birçok şeye aklınız ermiyordu. Seneler sonra o koltukta bir günlüğüne değil 5 yıllığına oturuyorsunuz artık. Evet. Düşünceleriniz, duygularınız neler başkanım? Şöyle hem devraldığım belediye başkanı Orhan Yıldırım benim öğretmenimdi. Felsefe ve sosyoloji öğretmenimdi evet. Hem ondan almamız, ondan devralmamız hem de babamın oturduğu koltukta oturmak tabii ki manevi olarak çok büyük yükler omzumuza yüklüyor. Yani onları utandırmamaya çalışıyoruz. Hem bize güvenen insanları hem de işte bizden önce görev yapmış olanları hep dua ederdim ben yani. Taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun diye. İnsanlar hani farklı partiler olduğunda şeyleri görmezden geliyorlar yapılanları ama ben parti taassubum olmadığı için çocukluğumuzdan beri rahmetli babam bizi öyle yetiştirdi yani. Partilerin tabanları hep birbirinin aynısıdır.
onları değiştiren, onu yöneten insandır diye bu bilinçle yetiştirdi bizi. O yüzden taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun diyebiliriz, demişizdir bu zamana kadar. Şimdi de sıra bizde işte. Allah-u Teala böyle bir sorumluluğu bize yükledi. Siz dediğiniz gibi bu koltuklar hani babadan oğula geçmiş bir şey gibi oldu. Padişahlık gibi anladın arada mı? Arada ara var başkanım. 32 sene var ya. Öyle sayılmaz. Ama insanların teveccühünle kazanılıyor bu koltuklar. Tabii ki orada şeyi yadırgayamayız. Bunu sizle olan röportajımda da söylemiştim. Babamın yaptığı hizmetlerin insanlar onu referans alıp bu da onun oğluysa hiç olmazsa onda birini yapsa yeter gibi. Biz de işte bize güvenenleri mahcup etmemeye çalışacağız Allah nasip ederse. Allah yolunuzu açık etsin başkanım. Arkadaşlar bir önceki fotoğrafı alabilir miyim? Bir numaralı fotoğrafı, kırmızıla daireli fotoğrafı. Şimdi ben buradan bir şey sormak istiyorum. Başkanım, giyim tarzınız olarak çok alışılagelmiş bir belediye başkanı profiline sahip değilsiniz. Onu biliyoruz zaten. Özellikle uzun sakalınız, yine başınızdaki sarığınız. Hem başınızdaki sarığın hikayesini sormak istiyorum. Bunu aynı zamanda şuradan bağlamak istiyorum. Sağ arkanızdaki babanız değil mi fotoğrafta? Evet. Yani şimdi babanızı görüyorum. Takım elbisesi var, kravatı var, ceketi var. Siz acaba ona mı özenmişsiniz diye aklıma geldi. Babanız günlük hayatında nasıldı? Yine belediye başkanıyken kravat ceket giydiğini görüyorum. Siz nasıl sonra yine böyle sarık taktınız, sakalınızı uzattınız? O nasıl geldi size? Babam da aslında çok rahat bir insandı. Normalde bayram olmasa böyle giyinmez. Genelde tişört, pantolon falan dolaşan bir insandı. Yani biz yerel yöneticiler öyle çok giyimine, kuşamına çok dikkat etmesine gerek yok. Çünkü dün gelseydiniz mesela beni dizlerime kadar çamur halinde görebilirdiniz. Çünkü sahaya sürekli gidip geliyoruz. Çalışıyorsunuz. Yapılan çalışmaları gidip kontrol etmek zorunda kalıyoruz. Ama benim bu kıyafetim şöyle, ben genç yaşta siyaseti düşünüyorduk. Hı hı. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi'nde il yöneticiliği yaptım iki dönem. Daha sonradan işte tasavvufa meyledince siyaset gözümde silinmişti aslında. Yani hiç düşünmüyordum, kafamda yoktu. Bu seçimden bir yıl öncesine kadar, altı ay öncesine kadar hiç yoktu ama insanların sürekli böyle bir isteği vardı. Sizden isteği vardı. Çünkü dertleniyorduk. İstişareler yaparken insanlarla aslında şöyle olsa daha güzel olur. Şu adımlar atılabilse güzel olur diye. İşte kıyafetimiz buna engeldi diyelim. Yani şeyde insanlar bu konuda tabii ki tepki gösterdim diyelim. Yoksa alışmadıkları için... Ya, bir garip geldi demek tabii ki. Bu görüntüde bir belediye başkanına alışık değil. Evet, evet. Türkiye'de hani çok alışılagelmiş bir şey değil ama aslına bakarsanız absürt bir şey de değil. Neden evet. Olmasın? Şu an karşılaştığım insanlar ama sadece ilk anda bir şaşkınlık. Yani belediye başkanı mısınız? Hani bu halinizde gibi. Evet. Ondan sonra bir söz vardır ya, insanlar kıyafetleriyle karşılanır, karakterleriyle uğurlanır diye. Bir sohbet imkanı bulduktan sonra tanıdıktan sonra insanların kafasında o görüntü şeyi siliniyor. Ama ben olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olmaya çalışan bir insanım. Ne siyaset için görüntümden, inançlarımdan ödün veririm. Ne de bu görüntüm ve inancım yönetimime etki eder diyeyim, engeldi. Çünkü hizmet etmek istedikten sonra yani hiçbir şey engel değil. Görüntü çok basit şeyler yani sığ şeyler kalıyor. İnsanların da bunlara takıldığını zannetmiyorum. Tepki aldınız mı başkanım için? Yani şöyle olumlu olumsuz birçok tepki aldım. Yani özellikle olumsuz anlamda soruyorum başkanım. Çünkü alışık olmadığımız bir profile sahipsiniz o yüzden. İnsanlar şöyle tepki gösterdi olumsuz derken yani böyle olmaz diyor. Neden böyle olmaz diyorum. Yani bu şekilde giyinmemelisin. Böyle giyinmemelisin diyor. Neden? İşte şeyi gelenekler böyle değil diyor. Ne geleneği? Şimdi şeye baktığımızda İslam'a aykırı mı? Değil. Türklüğe aykırı mı? Değil. Yani bizim ecdadımıza baktığımızda hatta ilk dönem meclise baktığımızda 30 küsür tane yanlış bilmiyorsam evet. Cübbeli sarı sakallı milletvekilleri var. Evet. Yani aslında bu sonraki dönemlerde işte bazı şeyleri kullanarak mı diyelim, bazı insanlar kendi ideolojilerini
bazı kimselere dayatmak için... Siyasete malzeme yapılmış başkanın sarıktı başörtüsüyle. Yani şöyle düşünelim, Mustafa Kemal Atatürk yaşarken kurduğu mecliste benim görüntümdeki insanlara yer veriyor. Daha sonradan ben Atatürkçüyüm diyen insanlar kendi ideolojilerini dikte edebilmek için böyle olmaz. Buna da işte Atatürk'ü ya kalkan yapıyorlar kendisine. Ama kendi uygulamasında böyleyken işte bu Atatürk'ü anlamamış, sindirememiş, evet, benimseyememiş insanların kendi çıkarları ve kendi ideolojilerini dayatmak için onu kullanması. Daha sonradan da işte tepki gösterdiğinizde ya böyle olmaması gerekiyor. Ya sen Atatürk'e karşı mısın falan deyip seni sıkıştırmaya çalışıyorlar. Halbuki dediğim gibi ilk dönem 1938'lerle 42-45 arası yanlış bilmiyorsam sarıklı sakallı belediye başkanları var. Şeylerde fotoğraflarını görüyorum. Var yani. Bizim de var. Adapazarı'nda da var başkanım. Var. Şeylerden. Ya bu şey daha sonradan insanlara dayatıldı. Böyle olmaz. Neden olmasın ya? Veyahut hani dini inancı adam düşünen ki gayrimüslim birisi belediye başkanı oldu. Olabilir. Olabilir. Ne var bunda? Hizmetini yaptığı sürece yani, inancı seni çok bağlamaz. İnançlar şahsınla alakalıdır yani. Halkın takdirini aldıktan sonra, halkın gönlünde yer ettikten sonra aynen öyle. Yani kara pürçekte yaşayan... O benim şahsımı ilgilendirir. Veyahut o kişinin şahsını ilgilendirir. İşte Türkiye'de bazı şeyleri artık bazı tabular yıkılıyor. Yıkılacak da inşallah. Yani yavaş yavaş biz de belki bir işaret fişeği mi, fitili mi oluruz biz? İnşallah diyelim ya. Bize nasip olursa bize nasip olur. İnşallah sayıları artar diyelim. Hani sadece benim görüntümdekileri demiyorum. Yani rahat davranabilecek insanların sayısı artar. Şekillere takılı kalmayız da fikirler ve icraatlarda insanlar karar vermeye çalışır. İnsanlar istediğini giysin, yeter ki işini yapsın, icraatını yapsın. İşini doğru düzgün yaptıktan sonra ne giydiği çok önemli. Başkanım, siz mensup olduğunuz yerden Refah Partisi'nin genel başkanı Sayın Fatih Erbakan'la da farklı bir diyaloğunuz var bu konuda. Evet. Sanırım belediyeler içerisinde de yani yerel Refah Partili belediyeler içerisinde de tekstiniz galiba değil mi? Evet. Bu modelde olan böyle. Size karşı nasıl davranıyor yani başkan? Genel başkanınız size nasıl bakışı nasıl? Karapürçe'ye bakışı nasıl? En son buraya geldiğinde sizi ziyaret etmişti galiba Karapürçe'yi. Evet. Neler size vaat etti ilçenin gelişimi için? Onları da biraz bilmek isteriz. Şöyle ben şu an bu koltuktaysak diyelim Fatih Erbakan'a ahde vefa borcum var. Neden beni bu şeklimle hani şeklimiz siyaseten hani gerçekte öyle olmasa da siyaseten bir özür gibi görünüyordu. Bir yara bere gibi görünüyordu. Evet, böyle olmaz. Maalesef. Herkes o gözle bakıyordu ya ama Fatih Erbakan hiç önemsemedi. Siz misiniz belediye başkanı adayımız? Gel bir fotoğraf çekilelim. Kendisi paylaştı. Daha sonra hani parti yönetimi birazcık direniyordu benim aday olmam konusunda. İstemeyenler çoğunluktaydı öyle diyelim. Fatih Erbakan'ın inisiyatifiyle ben aday oldum. İşte o teveccüh gösterdi. Biz de gereğini yaptık. Halkımız da bizden yana oyunu kullanınca şu an bu koltuktayız. Fatih Erbakan'ın o yüzden gönlümdeki yeri tabii ki farklı. Sorularınızın arasında var mı bilmiyorum ama parti değiştirecek misiniz diye. Tabii vardı başkanım ama soralım o zaman. Şimdiden cevap vereyim. Yani değiştirmem. Neden? Çünkü, ben aslında biliyorum. Daha önce bana söylemiştiniz de. Çünkü hakikaten Fatih Erbakan'ı hem seviyorum şahıs olarak hem güveniyorum hem de bu gösterdiği duruştan ötürü ona bu borcumu nerede beni konumlandırmak isterse siyaseten. Seni bu belediyeden aldım, şuraya koyuyorum, nereye derse desin benim için hiç önemli değildir. O vazifeyi yapmaya, elimden geleni yapmaya çalışırım. Yani. Bir vefa borcunuz var ayrı zamanda, tabii ki, öyle tabii düşünüyorum. Hayırlısı olsun inşallah başkanım. Peki Karapürçe'ye bakışı nasıl Sayın Erbakan'ın? Karapürçe'ye parti içerisinde genel bakış çok güzel. Hani görüntümüz bazı yerde dezavantaj, bazı yerde avantaj sağlıyor. İşte o avantajlardan bir tanesi. Ben genel merkeze ne zaman gidersem gideyim, hani Fatih Erbakan'la fotoğraf çekilen adam ikinci dönüp gelip benimle de fotoğraf çekiliyor. Hani diğer belediye başkanlarının arasında herkes gelip... Fark edin, daha da dikkat çekiyorsunuz. Hem de seviyor insanlar. Yani insanların içerisindekiydi bu. Yani biz dini yaşantımız niye siyasete yansımıyor?
aslında AK Parti'nin içerisinde olsun, CHP'nin içerisinde olsun, İYİ Parti'nin içerisinde olsun, benim tanıştığım belediye başkanlarında düşünce yapısı olarak benden daha katı, daha mütedeyyin yaşayan insanlar var. Ama sadece görüntü olarak hani o kisveye bürünemiyorlar siyaseten tazirik yememek için. İşte önümüz kesilir mi çekincesiyle. Ben sadece o cesareti gösterdim. Ama insanlar gelip sevgilerini belli ediyorlar yani. Ben şehir dışından çok misafir ağırlıyorum. Sırf bana destek vermek Başkanım, için. Başkanım, bilmediğim için soruyorum biraz da zaten. Siz belediye başkanlığından önce siyasetin içinde var mıydınız? MHP'de yani, il yöneticiliği yaptım dediniz. Sonrasında tasarrufa yöneldiniz. Ama MHP'de üyeliğim devam ediyordu. Aday olma sürecim başlayacaktı Yeniden Refah'tan. O zaman istifa edip biraz onu sormak istiyorum. Neden Yeniden Refah Partisi başkanı? Neden Yeniden Refah Partisi? Milliyetçi Hareket Partisi aday çıkartmıyor biliyorsunuz. AK yani şeyde AK Parti ile ittifak kuruyor. Görüşlerine saygı duyuyorum. Devlet Bey'e şey olarak çok güvenirim. Yani 10 yıl öncesinden gider. Bakış açısı biraz daha yukarıdan bakar. 10 yıl öncesinden gider. Bazı şeylerden feragat edilmesi gerekir. Bu da işte Sakarya'da olsun, civar yerlerde olsun belediye başkan adaylarına feragat edebiliyor. Kendisinden de çok feragatlar veriyor Devlet Bey. Yeter ki işte ülke kaosa girmesin veyahut işte zora girmesin devletimiz diye. Ama baktık ki yani yerel yönetimlerde iyi kararları alınmıyor muydu? İyi kararlardan değil. Bazı eksikler var. Eksikler var ama işte bunu MHP ile yapamayacaksak biz de bize en yakın farklı görüşte olan yani şöyle düşünelim, sağ partilerle sol partiler diye ayırt etmek yanlış ama ayırt edersek sağ partilerde işte Büyük Birlik Partisi olsun, MHP olsun, Saadet olsun, AK Parti olsun, Yeniden Refah olsun, bunlar taban olarak aynı tabana otururlar. Aynı tabanın balıkları gibi düşünün yani. Ben de düşünce yapısı olarak parti taassubum olmadığı için kim bize kucak açtı? İşte Fatih Erbakan. Yani parti olarak bakmıyorum. Başka ben orada şahıs olarak bakıyorum. Görüşmedim. Direkt yani diğer partilerden tabii adaylık teklifleri geliyordu. Ama kendime en yakın bulduğum tabii ki Yeniden Refah Partisi oldu. Sonrasında da Necmettin Hoca'yı ben çok severdim, rahmetli. O da çağının çok ötesinde bir insandı. Düşünceleri güzel. Yani kendi yazdığı kitabı okuduğunuzda şu an AK Parti döneminde yapılan güzel icraatların hakikaten o dönemde temellerinin atıldığını görürüz. Onun da gönlümüzde yeri ayrıydı. Hepsi birleşti. Fatih Erbakan da bize bu teklifi sununca hani beraber yol yürür müyüz, gider miyiz? Biz de şeref duyarız dedik. Sonuna kadar gideceğim diyorsunuz. İnşallah. Sen. Yani inşallah. Fikir ayrılıklarımız olabilir. Ki Yeniden Refah'ın böyle bir avantajı var aslında. Yani çok seslilik olabiliyor. Biz ne dersek, yukarısı ya, ne derse. Tam milli görüş çizgisi tam da değil o zaman değil mi başkanım? Yani şahıslarda evet. Şimdi Fatih Erbakan'la ben diyelim. O milli görüş çizgisinin evet o çizgide olabiliriz ama çok farklı görüşlerde insanlar var. Yani bu genel başkan yardımcılığı konumunda da var. Alt konumlarda da var. Farklı görüşlerde olabiliriz. Hatta yani bu birazcık sivri bir konu ama bu kayyum atanan belediyeler konusunda ben tabii ki Fatih Erbakan'la aynı çizgide değilim şu an. Bunu çok açık bir şekilde söyleyebiliyoruz ve partiden bununla alakalı tepki almıyorum. Yani. Aslında bu farklı düşüncelere bir konuşmak zenginlik olarak. Tabii ki siyasetin gereği bu aslında. Yani siz bir düşünce söylersiniz, bir fikir ortaya atarsınız. İşte karşınızda farklı biri bir fikir ortaya atar. Yani sonrasında konuşa konuşa ortak yolu bulursunuz zaten. Tabii. Ben böyle düşünmüştüm ama atıyorum işte Ekrem de böyle söyledi. Evet aslında öyle de olabilirmiş deyip bir fikir birliğine varırsınız sonra. Zenginlik olarak da görmek evet. lazım bunu. Evet aynen öyle. Ama evet. işte sağ sol çatışması da biraz bu yüzden. Çatışma demeyelim de sağ sol arasındaki diyelim. Keskin tamam, çizgiler de biraz bu yüzden işte. Evet başkanım. Göreve geldiniz 8 ay oldu değil mi? Evet. 8 ayda, 8 aylık çerçeve içerisinde ne gibi belediye çalışmaları yaptınız? Belediyenin imkanlarının biz gerçi olmadığını biliyoruz. Yani Karabük'ün imkanlarının kısıtlı olduğunu biliyoruz.
Şimdi bu çerçevede bakıldığında belediyenin borcu var mı? Borçlu bir belediye mi devraldınız? Şu an durumunuz ne? Ve şu ana kadar ne gibi çalışmalar yaptınız 8 ayda? Belediyemizin borcu yok. Ne SSK'ya ne piyasaya diyelim. Borcumuz yok. Karapıçık Belediyesi Sakarya'da bilinir yani borçsuz belediye olarak. Bir yerden alışveriş yaparken bu bize çok büyük avantaj oluyor yani. Karapıçık Belediyesi deyince insanlar tamam buradan ödemeyi alırız, kesin alırız gözüyle bakıyorlar. Evet. İmkanlarımız tabii ki çok kısıtlı. Yani bir ilçeye nazaran gelen paramız olsun, işte teknik ekipmanlarımız olsun. Çok kısıtlı ama bu ben seçim sürecinde hep bunu söylemiştim. Bir bahanenin arkasına sığınmayacağım hiçbir zaman. Milli görüş çizgisi, işte tekeden süt çıkartma evet. şeyi vardır. Elimden ne geliyorsa sonuna kadar sarf edeceğim. Sarf ediyoruz. 8 aylık dönemde gözle görülür olarak yapılanlar var. Bir de gözle görülmeyen ama altyapısı. Bazı hizmetlerin altyapısı %80'ini teşkil ediyor yapılan hizmetin. Üst yapısı %20'sini teşkil ediyor. O %80'lik kısmı burada aşmaya çalışıyoruz. Ülkede genel olarak eleştirebileceğimiz bir şey var. Bürokrasinin yavaş ilerlemesi. Bizim ayağımıza birazcık bürokrasi takılıyor. Resmi şeylerde ilerlerken bir süreci var. Bu süreci işte normalde pratik olarak bir ayda aşılsa, ikinci ayda, üçüncü ayda hizmete başlayıp işte bir yılın sonunda bunu halka kazandırabileceğimiz şeyler, resmiyeti sadece bir, bir buçuk yıl sürebilen işler var. Ama biz ilk geldiğimiz günden itibaren hepsi için startı verdik. Yani benim seçim beyannamemde 26 madde yanlış hatırlamıyorsam vardı. Bu 26 maddenin 26'sı için de startı verdim. İşte gözle görülür olarak ne var dersek, 4 mahallemize doğalgaz çalışması yaptık. 4 mahallemizi doğalgaza kavuşturduk. Önümüzdeki 2025'te planladığımız, buradan yani isim de vermek gerekirse Aktaş yöneticilerine çok minnettarım. İzin verirseniz şeylerin arasında buyurun, isimleri zikredebilirsem. Yani şöyle bazı kahramanlar pelerin giymez derler evet. ya. Bizim öyle çok pelerinsiz kahramanlarımız var bürokrasinin içerisinde. Onların hepsine müteşekkirim yani. Aktaş gerekli çalışmayı yaptı. Biz ona gerekli desteği verdik. 4 mahallemiz doğalgaza kavuştu. Hangi mahalleler bunlar başkanım? İsimlerini söyleyeyim. Potuklar, Kızılbayır, Yazılıgürgen, Mecidiye. Kaç mahalleniz var başkanım? 14 mahallemiz var. 4 tanesi. Tamam. Bunların 7 tanesinde vardı ben geldiğimde. Hı hı. 7 mahallemizde yani 8 mahallemizde yok diyebiliriz. Mesudiye'de ana yol yapılmıştı. Ara yollara şeylere girilmemişti. Allah nasip ederse şimdi arkadaşım programında 2025'te Mesudiye ve Küçük Karapürçek var. 2026 yılında da Ahmediye ve Kanlıçay. Ahmediye ve Kanlıçay'ın şöyle bir dezavantajı var. Yani gelenler bilirler. Çok dağlık bir bölge. Evler çok dağılmış halde. Farklı farklı yerlerde. Altyapı çalışması çok zor oluyor. O yüzden 2026'ya alındı diye biraz biliyorum. Biraz daha uzun vade. Tabii engebeli arazi olduğu için çalışma da evet, zor olur. Çok zor ve çok maliyetli oluyor. Şimdi de tasarruf tedbirleri sadece bizim için geçerli değil. Bütün kurumlarda bu var. Onlar da bu yatırımı yapamayacakları için. Biz imkanımız olursa hani yapacağımız yatırımları öne alıp işte devlet desteğini birazcık alıp hızlandırabilirsek işi, ben 2025'te de bütün hepsini bitirip insanların bu rahata kavuşmasını, doğalgazı çok önemsiyorum. Yani şu açıdan biz sobalı evde büyüdük. Ben hatta doğalgaz 4 senedir kullanıyorum ben doğalgaz. Ondan önce de bu kömürle şeyle uğraşması, işte kadınların sürekli evi her yıl boyatması, onu dert etmesi veyahut işte akşamleyin yattığınızda çocuklar üşüyecek mi, üşümeyecek mi, soba sönerse hasta olacaklar mı? Bu hiç olmasa bu düşünceden insanlar kurtulsun, birazcık bir nebze olsun rahatlasınlar diye bütün imkanlarımı kullanıyorum doğalgazı yaygınlaştırmak için. İşte Allah razı olsun Aktaş yöneticilerinden de. Onlar da bize
yardım ettiler. Taşın altına ellerini koydular. 4 mahallemize kavuşturduk bu 8 ay içerisinde. Ondan sonra yine gözle görülür. Rahmetli babamın yapmak istediği bir proje vardı. Kapalı pazar yeri. Onu soracaktım başkanım. Var mıydı? Ben bozmayayım şeyi. Akışı yok, bozmayayım. Yok yok başkanım. Siz çok güzel gidiyorsunuz. Buyurun. Allah razı olsun. O kapalı pazar yerinin inşası bitmek üzere. %80-85 olarak bitirdik. Ne var? Etrafın çevre düzenlemesini yapıyoruz. Şu ana kadar yok değil mi bir kapalı pazar yeri? Kapalı pazar yerimiz yoktu. Bir sokak kapanıyordu cuma günleri. Bugün hatta orada pazarımız var. Ana caddeye taşıyordu. Ana caddede trafiği sıkıştırıyor. Evet. Bir de kurulan sokak birazcık dar, insanların yürüyüşü kısıtlanıyor. Doğa, yağmur yağıyor, kar yağıyor, rüzgar esiyor, i̇şte çok güneşte. Brandalar, tenteler biraz var. Hep dezavantajdı evet. Yani. Şu an için bir 800 metrekareye yakın kapalı alanı yaptık. Bu ilk etap. Yani bütçemiz ölçüsünde gitmeye çalışıyorum. Allah nasip ederse 1-1,5 yıl sonra da yine 700 metrekare daha ilave edip ona, aynı yere 700 metrekare. Aynı yere ilave edip biraz daha genişletip yani kapalı pazar sorununu çözmüş olacağız. 1500 metrekare. Yani bu kapalı pazar yerinde ayrıca da başkanım diğer halkın buluşma etkinlikleri, sosyal etkinlikler için de kullanılacak tabii değil ki. Mi? Ya bir de kafamda şey var, daha ilk burada paylaşıyorum, kimseyle de paylaşmadım aslında da kafamda şöyle bir düşünce var. Kumaş pazarı ve ikinci el pazarı yaygınlaşıyor artık evet. Türkiye'de. Bir gününde bunu ayırabilirim yani. Eğer öyle bir talep kumaş gelirse, kumaş ve ikinci el pazarı olarak talep gelirse... Böyle bir şeyi de orada kurmak neden isterim. Neden olmasın aslında? Yani çağı yakalamak lazım. İnsanların istekleri doğrultusunda hareket etmek burada lazım. Burada pazar yerinde bizim köylü üreticilerimiz tezgah açıyorlar değil mi başkanım? Tabii ki tabii yani, ki. Ürününü... Bu ağırlığı karapürçekli pazarcılara veriyorum. Hatta başvuruları alırken şu an mevcut da pazarda tezgah açıyor mu ve nereli? Öncelikleri onlara veriyorum. Daha sonradan dışarıdan gelen tüccarlara ve şeylere ayırıyorum. İşte tam o 1500 metrekareyi tamamladığımda da bir kısmını tamamen köylü pazarı gibi yapacağım. Yani sadece köylüler üretecek. Günübirlik siz ürettiğiniz şeyi gelip orada satabileceksiniz. Ne güzel başkanım. İnşallah olur. İnşallah. İnşallah. Yani bitmek üzere. Onun da açılışı muhtemelen 2 ay sonra yaparım. Çünkü belediyemizin garajı şu an orada. Beni engelleyen kısmı o. Onu taşımaya çalışıyorum. Yeni bir 15 dönümün üzerine belediyeye yeni bir garaj, işte itfaiyemizi oraya taşımaya çalışıyorum. Bakım onarım kısmı yok belediyemizin, onu oluşturmaya çalışıyorum. O bittikten sonra oradaki atıl kalan şeyleri yeni garaja taşıyıp pazar yerine çiçek gibi açalım istiyorum yani. Az önce biraz bahsettiniz ama biraz daha açmak istiyorum ben konuyu. Şimdi belediye olarak çok kısıtlı imkanlara sahip olduğunuzu evet. söylediniz. Bak Fatih ona girdi. Ben aklıma bir şey unutmadan sorayım. Unutacağım çok biraz da espri yapalım başkanım. Biz daha önce Karabük'e geldiğimizde siz ilçe merkezinde bir abimiz vardı. Kendi mezar taşına. Evet. Çok da renkli bir ilçedir. Karapüçekiniz çok da sıcak kaldı insanlarla. Ne o konu ben tam olarak... Bir vatandaşımız kendi mezar taşını yaptırmıştı orada. Kendi yani, mezar taşını. Evet, kendi mezar taşını yaptırmıştı. Ölüm tarihini de yazmıştı değil mi başkanım? Haberlere konu olmuştu. Haberlere konu oldu. Bayağı bir gündeme gelmişti yani. Ne zaman oldu? Çok önce 2008 yılında tarih atmıştı var, evet. ama tarihi tutturamadı. Tutturamadı ama onu merak etmiştim o aklıma geldi. Tarihi tutmadı. O Allah rahmet eylesin. Çok sevdiğimiz birisiydi. Allah rahmet eylesin. Eşini ve çocuğunu kaybettikten sonra tabii akli dengesini birazcık kaybetmişti. Ama öyle Karapürçek'in renklerinden bir tanesiydi. Çok yani. Renkli insanlara bak Karapürçek'in Fatih. Evet. Yani kendi mezar taşını yaptı, tarihini attı. Evet. O tarihte ölmedi. Yok. 15 sene sonra mı? 10 sene sonra mı? Tarihini tutturamadı. Tam bilmiyorum ama tarihi tutturamadı. Allah'ın ikanı cennet olsun inşallah. Buyur, buyur şimdi Bahat. Başkanım kısıtlı imkanlara sahip olduğunuzu söylediniz zaten. Belediye bünyesinde kaç personel çalışıyor? Ben dahil 30. Siz dahil 30? Ben dahil 30. Çok az sanki başkanım. Çok az. Yani şöyle diğer belediyelere bakıyorum. Oran orantı yaptığımızda nüfuslarına yani 45 ile 48 arasında bir personelimiz olması gerekiyor. Şu an ne eksiğimiz var derseniz. Yani biz bu personel eksiğine rağmen yetişmeye çalışıyoruz. Ne eksiğimiz var? Mühendis eksiğimiz var. Operatör eksiğimiz var. Yani iş makinalarında operatör eksiğimiz var. Bir de düz eleman, saha elemanı dediğimiz saha elemanında eksiklerimiz var.
Ama şöyle de bir şey, devletimize verdiği bütçenin %40'ını aşamıyoruz biz. Personel giderleri olarak. Hı-hı. Bu bizi kısıtlıyor. Normalde hani 45 kişilik bir ekiple hizmet etmemiz gerekiyor. Ama gelen para, işte elimizdeki imkanlara baktığımızda da buna imkan vermiyor. Ben de ne yapıyorum? 6 aylık geçici işçilerle. İşkur üzerinden. Hı-hı. Bu arayı kapatmaya çalışıyorum. Başkanım, sizin başkan yardımcınız da yok galiba. Yok. Değil mi? Sakarya'da bunun başka bir örneği var mı? Bilmiyorum. Yok. Ama benim başkan yardımcım da var. Başkan koordinatör, koordinatör var, yardımcı yok. Söğüt'te yanlış hatırlamıyorsam Söğüt'te belediyemiz de öyle. Başkan yardımcısı olmayan ikinci belediyemiz. Hmm. Sadece koordinatör var. Başkana bilgi veren, danışmanlığını yapan vesaire gibi. Ama bu kısıtlı imkanlardan dolayı mı yok? Belediye başkan yardımcısı siz mi tercih ettiniz? Yani iki kanatlı diyelim. Bir kanadı hem maddi imkansızlıktan, diğeri de şu an benim hakim olamayacağım ölçüde büyüklükte değil Karapuşak yani. Hı-hı. Ben tek başıma bütün hizmetleri gözden geçirip... Tek başıma yeterim diyorsunuz. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Yetişemediğimiz boyutta düşünürüm tabii ki belediye başkan yardımcısını, o zaman düşünürüm. Ben ne gördüm Fatih, biliyor musun? Başkanım biraz önce binamıza gelirken kendi aracını kullandığını gördüm. Yani makam arabası da yok galiba belediyemizin. Makam aracımız var, ben kullanmıyorum. Hatta önümüzdeki ay satışa çıkartacağız. Satacak buradan misiniz? Almak isteyenlere duyurulur. Belediyemize uygun fiyata gelebilir. Yani atıl kalan araçlarımız var. Eskiyen araçlar. Hı hı. Bunları kenarda tutmak yerine faydası olsun. Yani onlar oradan gelen gelirle, işte bir tane atıl kalan cisibimiz vardı. Onu da çalışır hale getirip onu da satıp yeni bir cisibi almak istiyorum. Cisibi, kazıyıcı yükleyici, evet, kepçe dediğimiz. Bizim en çok ihtiyacımız olan dağlık bir bölgede yaşadığımız için, yani yollarda, işte kanallarda altyapısı tam değil. Köylerimizde altyapı yok. Sadece merkezde var. Köylerimizde yok. Çok işimize yarıyor yani bu GCP. Yeni araç olmayınca da 3 gün çalışıyor. Bir hafta bakıma gidiyor. O yüzden sıfır bir tane almak istiyorum. Bu atıl kalan araçlarla işte benim makam aracını satıp oradan bir GCP alacağım Allah nasip ederse. Kaç araç var başkanım satmak istediniz? 4 şeyle GCP ile beraber 5. 5 aracı satıp. Toplamda kaç araç var peki belediye bünyesinde? Kepçesidir, kamyonudur, işte hepsi. Tam net bir şey söyleyemeyeceğim ama 30-35 arası. 30-35 arası. Yani bunlar tabii ki... 4-5 tanesini satacaksınız. Çok eski olanlar makam var. Makam aracı da dahil. Çok eski olanlar var. Bir de kullanmadıklarımız var. Yani işte bir zabıtada minibüs olarak kullanılan şey, aracımız atıldı. Veyahut işte fen işlerinde kullanılan ambulanstan dönme bir tane aracımız var, kamyonet gibi. Hı hı. Hem eski, bunların hem bakım masrafları çok yüksek, hem yakıtları çok yüksek. Yani bunlarla başa çıkmak yerine işte bir tane hepsini birleştirip bir tane sıfır araç. Ekipmanları yenilemek istiyorum yani. Şu an iki tane GCB'miz var. İki GCB de dediğim gibi hem eski model hem de çalışan araçlar çok sorun çıkartıyor. Belediye gibi yerlerde, özel sektörde böyle değildir. Bizde neredeyse 24 saat çalışan ekipmanlarımız olduğu için yenilerini almak istiyorum. Bir de şöyle bir özelliği var başkanımın. Daha önce yaptığımız sohbetlerde kulağımda kaldı. Şimdi kendi yaptığı iş itibariyle kendisinin de iş makineleri var. Doğru mu başkanım? İş makinelerim yoktu ama inşaat mühendisiyim. Müteahhitlik yaptığım için. Müteahhitlik yap. Bazı yerleri kendi, yani belediyenin yapılacağı araçları kendi araçlarınızı gönderiyor. Hani kendi ticaretinizi yaptığınız araçları gönderiyorsunuz diye. Arkadaşlarım yardımcı oluyor, öyle diyeyim. Öyle mi? Yani bazı şeyleri aşamadığımızda belediyenin, mesela şu an ekskavatörümüz yok. Ekskavatör ihtiyacı olduğunda ikili diyalog sizle varsa, sizin ekskavatörünüz varsa hiç ücret talep etmeden insanlardan o yardım. Arkadaşlık, dostluk ilişkileri. Tabii ki ben 20 yıldır ticaret yapıyorum. Bu 20 yıllık ticaretimizde insan biriktirdik. Elhamdülillah yani. Yatırımız para biriktirmek yerine insan biriktirdik. Hatta yani ben talep etmememe rağmen ısrarla ya belediyeye ne yapabiliriz diye gelip bana sürekli soran arkadaşlarım var. Allah ondan da razı olsun. O konuda zorluk çekmiyorum yani. Başkanım, yaklaşık 5 dakikalık bir sürem kaldı ilk yarıda. Ekrem abi, 6. soruyu başkanıma sormak istiyorum. Az önce
kısa onu bir... şeyden sonra, ikinci yarıdan konuşalım Fatih. İkinci yarıdan mı konuşalım? Evet. Yani personel sorumluluğundan değindik ya. Ben belediyeye gittiğimde Fatma Hanım mıydı başkanım? Evet. Özel kalem müdürlüğünü yapıyor, hem başkanımın basın işlerini yapıyor, hem nikah memurluğu mu yapıyordum? Yok, şimdi artık nikah memurluğunu özel kalemdeki diğer Şaban arkadaşımıza evet, onu verdik. Sekreterya da Fatma Hanım var. Babamın da sekreteriydi kendisi. Baba yağdı gerçi oradaki şeyler. Personel de öyle ya. Hepsi birden yani bir iş yapmıyor. Birden fazla sadece. Hepsi birden fazla iş yapıyor. Yani evet. Bu yani işte, özellik anlamında da Sakarya'da bir iki yani Karapüçek Belediyesi. İster istemez bu personel açığını da siz de çalışıyorsunuz başkanım. Tabii ben de şimdi inşaat mühendisiyiz. Ben de mühendis olarak çalışıyorum. Yani mühendis yok sadece dediniz zaten sizi sahiyeniyorsunuz galiba başkanım. Öyle mi? İşte kontrollere gidiyoruz. Kontrol mühendisi olarak kendimi kullanıyorum. Giden siz kontrol ediyorsunuz. Hem işin başındasınız hem de kalite kontrol. Mecbur ama mühendis kadrosunu en az iki kişi daha ilave etmek istiyorum. Çünkü Karapürçek kabuğunu çatlatmak üzere olan bir yer. Çok ihtiyaç olacak. Yani. Ve bunu düzenli yaparsak, işte İstanbul göçünü düzenli alabilirse Karapürçek, hani böyle bungalov çöplüğü olmak yerine kent havasına büründürebilirsek Karapürçek. Bungalov var mı başkanım Karapürçek'te? Yok. Hiç yok değil mi? İzin de vermeyi düşünmüyorum yani işin açıkçası. Çok düzenli, çok şey büyük bir yatırım olmadığı sürece o tarz yapılara izin vermiyorum. Peki böyle yani. Size gelip istekte bulundular mı? Biz buraya bungalov yapmak istiyoruz. Geliyorlar. Gibi işletmeler olsun. Geliyorlar. Geliyorlar ama dediğim gibi yani çok ciddi bir yatırım ve güzel bir proje. Karapürçek'in süliyetini bozmayacak, demografik yapısını bozmayacak proje olursa anca öyle düşünülür. Yatırım, yoksa... yatırım alıyor musunuz başkanım? İnsanlar tercih ediyor mu Karapürçek'i? Bireysel olarak evet. Yani şu an dedim ya hani resmi olarak 13.700 nüfus ama 25.000. Bu 25.000 hafta sonu nüfusumuz bizim 25.000. Bunun sebebi işte çoğunluğunu İstanbul'dan göç almamız. Yani insanlar yaşanılabilir olarak görüyor Karapürçek'i. Ama işte geldiklerindeki ben onu düzenlemeye çalışıyorum şimdi. Yapacakları yapı işte eciş bücüş derme çatma değil de. Doğru düzgün. Güzel olsun. Güzel görürsün. Güzel süliyeti bozmayacak. Onların da maddi imkanlarını zorlamayacak şeyde. Her türlü yapıya izin veriyorum yani ahşap olsun, prefabrik olsun ama görüntüsü, dış görüntüsü olarak yapıyı bozmayacak. Karapürçek'in bir coğrafi olarak kış turizmine yatkın bir ilçemiz bizim. Doğası itibariyle sadece kış değil yani yaz turizmi de, yayla turizmi de aynı şekilde orada gündeme gelebilir. Sizden böyle bir yatırımcı hani otel yatırımcısı diyelim. Belki orada böyle bu... Geliyorlar ama şöyle ben ilk etapta Karapürçek Belediyesi'nin şu an Karapürçek'in turizm geliri hiç yok. Yani doğası bu kadar güzel olmasına rağmen sizin de bahsettiğiniz gibi kar yapısı olarak Kartepe'nin kar yapısından çok çok üstte, iki katı üstte kar yapısı var. Dağların baktığı cephe itibariyle sezonu da çok uzun, bu yatırıma çok uygun bir yer. Ama ilk etapta ben Karapürçek Belediyesi'ne ait kamp ve karavan alanları inşa etmek istiyorum. Bunun da hani altyapı çalışması dedik ya, şu an kiralama süreci bitmek üzere. Bir tanesi Uludere'de kamp ve piknik alanı. Bir tanesi ondan da bahsederiz inşallah ikinci bölümde. GV ve Pamukova ile Karapürçek arasında açmaya çalıştığımız bir yol var. Onu konuşacağız. Onun başka. Kenarında hemen dağın zirvesinde içerisinde gölü olan bir 70 dönümlük arazi. Orası karavan alanı. 70 dönümlük arazi. Çok da geniş. Geniş tutmaya çalışıyorum. Yani ileriye dönük olacak inşallah yatırımlar diye. İnşallah. Bir tanesi de Ahmetler bölgemizde. Yine böyle günlük piknik yani şehre yakın olduğu için orasını. Orada da bir 100 dönüme yakın benden önceki belediye başkanının kiraladığı bir yer var. Hatta Büyükşehir Belediyesi'nin oraya hazırladığı bir proje var. Onu uygulayabilirsek Allah nasip ederse bu 5 yıllık süreçte onları kazandırıp turizm gelirini arttırmak istiyorum yani Karapürçek'te. Hem de halkımızın hem günübirlik isterse işte karavanlarıyla isterse çadırlarıyla gidip kamp kurabilecekleri veya dışarıdan gelen misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz yerler inşa etmeye çalışıyoruz. Şu an bitme aşamasında bu yaza en az bir tanesini yetiştireceğim inşallah. İnşallah başkanım. İnşallah. Biz de gelir görürüz bari. Açılışına davet ederim. İnşallah. İkinci yarıda yine sohbetimize devam ederiz. Sayın seyirciler sizden şimdilik kısa bir mola rica ediyoruz biz. Biraz sonra tekrar bu ekranlarda olacağız.
TV264 ekranlarından, Muhabir Masası programından yeniden merhaba sayın seyirciler. Programımızın ikinci bölümündeyiz. İlk bölümde Karapürçe'ye dair ve yine başkanıma dair birçok konuyu konuştuk. Yine konuşmaya devam edeceğiz. İkinci bölümde biraz daha siyasete değinmek istiyoruz açıkçası. Ama siyasete girmeden önce başkanım, sizin yıllardır çözülemeyen bir yol sorununuz var. Evet. Ben size onu sormak istiyorum. Yani bu yolla ilgili bir düşünceniz var mı? Bir de neden 10 yıldır bitirilemedi başkanım bu yol? Karapürçek yolu. Karapürçek yolu. Evet. Onu sormak istiyorum size. Yani kangren haline gelmiş bir mesele ama aslında yol çalışması olarak da çok uygun ovadan geçmesine rağmen birazcık göz ardı mı edilmiş. İşte dedim ya, siyaseten bakıldığında... Kim göz ardı etti başkanım? Bir isim veremem. Herkesin sorumluluğu vardır burada ama Allah razı olsun. Yani son iki seçim öncesinde yanlış bilmiyorsam Cumhurbaşkanımız gelip Karapürçek yolunu bizzat kendisi zikretti. Hı hı. Karapürçek yolunun yapılması diye. O zikrettikten sonra başladı çalışmalar. Yani şu an söylediğim gibi E5 ile Çaybaşı arasındaki yolun genişletilmesi bitmek üzere. İki tane köprü yıkılıp yeniden yapılıyor, genişletiliyor. İşte Karapürçek içerisinde de 3 köprümüz var. Onlar da yenilendikten sonra yol problemi çözülecek inşallah. Tahmini ne zaman bitirilmesi planlanıyor başkanım? Benim öngörümü soruyorsanız yani 2 yıl sonra şey açılmış olur diye düşünüyorum. Başkanım çok fazla değil mi? Şu an çalışmalar devam ediyor. Devam ediyor. Kamulaştırmalar yapılıyor. Yanlış bilmiyorsam. Yani 2 yıl, 10 kilometre yol için 2 yıl çok fazla başkanım. Herhalde kamulaştırmalar mı biraz geçmiyor, ağır gibi. İyi de 10 yıldır ne yapıldı o zaman? Hem bürokratik işlemler hem de şu an tasarruf tedbirleri etkiliyor mu hepsi? Çok. Çok etkiliyor. Yine de 10 kilometrelik bir yol için tam 10 kilometre mi başkanım? Onu da bir netleştirelim size. Yani şöyle E5'e çıkışıyla Karapürçek arası 17 kilometre ama Karapürçek merkezden Mesutiye, Hocaköy, işte Çeşmebaşı mahallelerimizi geçişlerine benden önceki belediye başkanı genişlemelerini yapmış köprüler haricinde. Hı hı. Oradan ötede işte Çeşmebaşı ile Çaybaşı arasında bizim sıkıntılı bir yerimiz kalacak. Bunun da işte kamulaştırılma süreci var. Kamulaştırma sürecinden sonra hızlı bir şekilde yapılır diye düşünüyorum. O yüzden 2 yıl dedim. Aynen. Yani o kamulaştırma yapılmadan, halkla anlaşılmadan, yani sağla soldaki arazilerle anlaşılmadan birazcık yavaş ilerliyor. İnşallah oradaki arazi sahiplerimiz de biraz daha şeyli olurlar. Özverili diyelim. Devlet neticede bu yol en büyük sevaplardan bir tanesi. Yani buradan gelip geçen olduğu sürece sevaphanelerine yazılacak. Tabii onları da mağdur etmeyecek şekilde. Tabii kimse mağdur olmasın da 10 yıldır da bir yolun bitmesi gerekiyordu. Yani yılda bir kilometre yapsanız ya, tamam da. Yanlış bilmiyorsam Marmara bölgesinin yol olmayan tek ilçesiyiz biz. Öyle mi başkanım? Öyle biliyorum ben. Yani onu, o kara lekeyi silelim de. Başkanım sözüm meclisten dışarı ama bu ayıp da bize yeter yani. İşte biz Marmara bölgesinden bahsediyoruz. Yol olmayan tek ilçe ne demek? Yolumuz köy yolu gibiydi. Yani tek geliş tek gidiş. Tamam, biliyorum. Şimdiki çalışma 15-20 yıl Karapürçek'i rahatlatır ama yapılmaya çalışılan yol duble yola dönüştürülmediği sürece 20 yıl sonra yine bu yol sorununu 20 yıl sonra konuşuyor olurlar. Uzun vadede yani yine burada bir şey daha burada yine bizim karşımıza çıkıyor Fatih. Sakarya lobisinin, yani Sakarya milletvekilleri ağırlıklı olması gerekirken bu çalışmanın öncülük etmeleri gerekirken maalesef tabii onda bile zayıf kalmışız yani. Yani. Ben bunun esprisini yaptım. Şöyle bir tane belediye başkanımızla AK Parti belediye başkanına konuşurken geldi, sarıldı. Seni seviyorum ama bizi yıktın dedi şimdi. Ben dedim ki ben yıkmadım sizi. Siz kendinizi yıktınız. Niye böyle diyorsun dedi. Yolu yapsaydınız Karapürçek yolunu muhtemelen ben kazanamazdım dedim yani. Doğru söylüyorsun dedi. Şimdi o yol tabii ki insanların vicdanını yaraladı. Yani her tarafım var. Evet. Bunu örnek olarak söylüyorum. Taraklı'ya 60 kilometre yol yapılırken Karapürçek'e 15 kilometre yapılmaması insanların tabii ki vicdanını zedeliyor. Karapürçek'te %70-%80'e yakın AK Parti'ye oy veren bir nüfus. Hani biz bu kadar destek vermemize rağmen niye bizi göz ardı ediyorsunuz? Bu tepkiyi aslında bu yerel seçimlerde bu tepkiyi de gösterdi halk. Onun hani bir yansıması oldu değil mi? Yani aynen öyle. Karapürçek'ten birçok kişi yani günde onlarca, yüzlerce kişi o yolu kullanıyor. Gidiyorlar, geliyorlar. Çok yani. Ama sıkıntılı bir yol. Memurlarımız, öğrencilerimiz. Evet. Yani şöyle düşünün, biz Karapürçek'ten çıkıp Adapazarı merkeze 1 saat 15 dakikada geldiğinde oluyor. Hani otobüslerle tamam gelecekseniz. O kadar. 25 kilometrelik bir yolu
1 saat 15 dakikada kat etmek, yani işe giden için de öğrenciler için de 2 saatin 2,5 saatinin yolda geçmesi bu kadar kısa bir mesafede çok olmaması gereken bir şey. Yani ben de biraz kendimden Kaynarca'dan örnek vereyim o zaman. Kaynarca'nın yolu yıllar önce yapıldı, duble evet. olarak yapıldı. Yani Kaynarca'nın nüfusu da çok fazla değil. Şu an 25 bin civarında bir nüfus var. Kaynarca'dan da çok fazla şehir merkezine gelen var. Yine o da 30 kilometrelik bir yol. Ama 30 kilometrelik bir yolu otobüs 30 dakikada gelebiliyor yine. Evet. Şehir merkezine gelebiliyor 30 dakikada. Ya biz duble işte yol. Kendi aracınızla bile 45 dakikadan önce gelemezsiniz. Kendi aracımızla biz 15 dakikada geliyoruz başkanım. İşte yani o yüzden Karapürçek Sakarya'nın yetimi de dedik, öyle yola çıktık ya. Aslında AK Parti hükümeti de hep yollarla övünürdü ama işte... İşte bizim orası biraz gözden kaçmış. Evet. Ben artık benim dönemime nasipmiş. Bunu Fatih Erbakan'la da konuşuyorduk. Pamukova ve Geyve Karapürçek arasında açmak istediğimiz yolu. Ya bu zamana kadar niye yapılmamış diye sordu bana. Ben de bana nasip olacakmış ya başkanım dedim. o yol başkanım, ona gelelim de. Geyve Pamukova. Abi ona gelmeden önce yolu kim yapıyor şu an? Karayolları mı yapıyor? Şöyle, bizim orman yolumuz mevcut orada. Hı-hı. Şehir merkezindeki karayolları tarafından yapılıyor değil mi? Karayolları büyükşehirde altyapısını onu soracaktım biraz. Büyükşehirin desteği var mı diye. Tabii. Ya burada sizin ilçe belediyesi olarak bir sorumluluğunuz var mı? Konuyu parantez olarak şöyle açayım. Yusuf Alemdar'dan Allah razı olsun. Yani Yusuf Alemdar hiç parti ayrımcılığı yapmadan hizmet etmeye çalışan birisi. Belediye tecrübesi de olduğu için ben onu büyük bir avantaj olarak görüyorum, Yusuf Alemdar'ın şu an büyükşehirde olmasını. Çok gidip de elimin boş döndüğü hiç olmadı yani. Onu tekrar konuşuruz. Şu yol mesela, bir yol daha var Ekrem abi. Neydi o? Ya ben şimdi başkanımla bunu yayına başlamadan önce konuşuyorduk. Gey ve Pamukova arasında bir yol yapılıyor. Evet, şu an orman yolu olarak mevcut ama bir 400-500 metrelik kısmı orman. Yani yol yok. Geyve'nin orada dikkatinizi çektiyse rüzgar güllerine giden yolla evet. bizim orman yolumuzun arasında şu an 500 metrelik bir mesafe var. Yani buradaki bağlantı yapıldığında Pamukova ile Karapürçek arası şu an 58 kilometre olan, yanlış bilmiyorsam, yol 25 kilometreye düşüyor. Oo, çok güzel. Geyve ile de aynı şekilde. Yani, ben biraz aklımda da canlandırmaya çalışıyorum başkanım. Yakın mı o kadar Karapürçek'le? Tabii biz Geyve ile sırt sırtayız. Pamukova ile hemen hemen... arka taraftan. Tabii dağlık kesimden komşu sayılırız şeyde. Bu dediğim yol da eski İpek yolu olarak geçen bir yer. Yani üst taraftan geçerdi eski yol. Oraya paralel giden bir yol. Dediğim gibi işte o rüzgar güllerine çıkan yola birleşiyor bizim yolumuz. 25 kilometreye düşürüyor. Bu da şöyle bir avantaj. Milli servete bir katkısı oluyor. Biz neticede mazotu, benzini yurt dışından alıyoruz büyük çoğunluğunu. Tabii. Ne kadar az mesafeyle ulaşabilirsek biz gideceğimiz yere, o kadar az mazot yakmış olacağız. Bu da milli servete bir katkısı olacak. Ankara istikametinden İzmir istikametine gidecek bir insan bile E5'i kullanmadan Karapürçek üstünden gittiğinde yolu 20 kilometre kısaltmış olacak. 20 km. İşte biz de burada ne yapıyoruz? E5'teki trafik yoğunluğuna da etkisi olacak. Azaltır tabii. Tabii azaltacak otomatikman. Geyve, Pamukova, hatta 1,5 kilometrede Taraklı'ya olan yola bağlantımız var. Yani Karagöl'e giden bir yolumuz var zaten. Hı-hı. Bu yola, dediğim mevcut yola 1,5 kilometrelik yine bir yol çalışması yaptığımızda onu da bağlamış olacağız. Yani Karapürçek önceden bir Akyazı ve Adapazarı arasında kalan bir yerken şimdi geçiş güzergahı olacak. Kavşak noktası olacak. Aynen öyle. Afyon gibi bir yer olacak. Yani çok her tarafa ulaşabilirsiniz ya. Karapürçek öyle bir şey olacak. O zaman turizmle entegre olduğu zaman da başkanım. İşte o açmak istediğimiz yol kiraladığım yerle sınır. Yani karavan turizmi yapmak istediğim yerle sınır. Karavan turizmi, bir de Kültür Bakanlığı'nın, yanlış bilmiyorsam Turizm Bakanlığı'nın bir projesi var. Yeşil Yol Projesi. Evet. Yeşil Yol Projesi'nde işte sırt çantalarına beraber İzmit'ten sırt çantalarını alıp Bolu'dan inecekler. Eski İpek yolunu kat edecekler diye biliyorum. Bunun konaklama yerini Karapürçek olarak dizayn etmek istiyorum. İlk konaklama yeri Karapürçek olsun istiyorum. Onunla ilgili altyapı çalışmalarına başladım. İşte o yol güzergahındaki menfezler ve sanat yapıları çok yorucuydu şey olarak, maddi açıdan. Onu ben üstlenirim dedim belediye olarak. İmkanımız kısıtlı ama orada da işte mühendislerimizi birazcık konuşturacağız. Bir ara yöntem bulup o yolun altyapısını inşallah biz yapıp
Geri kalan kısmını işte karayolları ve büyükşehirin desteğiyle, orman işletmesinin de ekipman desteğiyle bu işi başaracağımızı düşünüyorum. Toplamda kaç kilometrelik bir bağlantı yolu olacak başkanım? 25 kilometre. 25 kilometre. Yani bizim bütçemiz neye yetmez? İşte bunun üstündeki asfaltı yapmaya, soğuk asfalt bile olsa asfaltını yapmaya belki yetmez ama altyapısını yapıp stabilize hale getirebiliriz. Bu da işler hale gelir. Artık bize nasip olur, bizden sonrakilere nasip olur bilmiyorum ama. Bir adım atmış oluruz en azından diyorsunuz. Biz bir başlangıç, bir çivi çakmış olalım. Bu arada Alaaddin Onur'dan mesaj atmış başkanım. Akgöz'e temsilcimiz TV264 ve Medya Barın. O da başkanımıza selamlar. Size de iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Adapazarı Karapürçek yolu Akyazı'nın da alternatif yolu olarak kullanılıyor. D100 tam tıkandığında bu yol Akyazılar için de aktif olarak kullanılıyor demiş. Tabii ki deprem anında Sakarya'ya ulaşılan bir yol olarak da kullanıldı demiş. Evet. Alaaddin abi destek olarak bize. Çok doğru bir yere temas etti. Benim unuttuğum bir noktayı şu an kafamda canlandırdı. Bundan 2 yıl önce Medine Pamukova'da bir heyelan olmuştu. Evet. Yol kapandığında alternatif yol İzmit'ten dolaşılıp bir daha Adapazarı'na ulaşılıyordu. Bizim bu yapmak istediğimiz yol bu alternatif. Yani Allah göstermesin savaş zamanında, deprem zamanında, yangın halinde, işte bu heyelan halinde alternatif bir yol oluşturabilecek bir yol burası. Evet. Çok önemli. Sakarya için önemli. Hayati derecede önemli. Evet. Bir de alternatif yol şunun için önemli. Vatandaşlar zaman zaman da mesaj atıyorlar bizlere. Pamukova ve Geyve yolunda bir yol çalışması olduğu zaman ya da bir kaza olduğu zaman o yol kilitleniyor. Evet. Trafik felç. İnsanlar saatlerce yolda kalınıyor. Hadi yol çalışmasını bir kenara bırakıyorum. İşte olması gerekiyor. Özellikle işte o yolda sık sık kazalar da Geyve Boğazı'nda özellikle meydana geliyor. İşte ağır tonajlı araçlardan dolayı bir alternatif yol olması gerekiyor. Yani bir duble yol kadar verimli olur mu? Olmaz tabii ki, biliyoruz. Ya ilk etapta tabii ki. Ama bir alternatif yol olmalı mı? Olmalı. Yani bu açıdan da çok önemli aslında. Evet. Olası kazalara. Şöyle düşünelim buna örnek olarak. İznik'in üstünden geçen eski yol dediğimiz bir yol vardı. Bir de alt taraftan gidip tekrardan işte Bursa istikametine gidecekseniz şu an o üst yol ilk yapıldığında bir aracın gidip gelebileceği kadar belki bir yoldu. Şimdi genişletme çalışmalarına beraber alternatif bir yol olmuş oldu. Çok güzel. Burası da onun gibi düşünelim yani ilerleyişini. İnşallah daha hızlı olur. Herkes elini taşın altına koyar. Bütün kurumlarımız elinden gelen desteği verir de hızlı bir şekilde yaparız. Zaten GV tarafında GV Belediye Başkanımız destek olur galiba diye düşünüyorum. Tabii ki Pamukova Belediye Başkanımız da çok, ben ona bahsettiğimde çok hoşuna gitti. Elimizden ne geliyorsa yapalım başkanım dedi. Orada koordineli çalışıyoruz yani. Onlar kendi taraflarından gelecek. Biz Karapürçek tarafından gideceğiz inşallah. Bu yolu birleştirdikten sonra hem bu bahsettiğimiz ilçelere hem de Sakarya'nın geneline çok faydası olacak bir yol olacak. Valla başkanım gerçekten turizm açısından da orası çok etkili bir nokta olacak yani. İnşallah. Kafamızdakileri yapabilirsek inşallah Allah bize nasip ederse. Oraya bir tane böyle dediğiniz gibi karavan tesisi, karavan kamp yeri kurulduğu zaman güzel olur yani. Şu an turizm karavan turizmine kaymış halde. Çağı yakalamak dedik ya, çağı yakalamamız lazım. Yani eskisi gibi hantal büyük binalar, oteller yerine insanlar daha minimal şeylere yöneldiler. Veyahut kiralama, satın alanlar da var. Kiralama, 15 günlüğüne karavan kiralayıp gideyim istediğim yerde durdurayım. Evet. İşte biz o karavanla olarak gerekirse Türkiye turuna çıkayım. Bir nokta olarak burayı işleyebilirsek, işte orada tanıtım konusunda sizden de yardım isteyeceğiz tabii ki. İnşa ettiğimiz yeri uluslararası çapta tanıtabilirsek, yurt dışından çünkü kafileler halinde karavancılar geliyor, konaklıyorlar. Burayı en son sistemde herkesin ihtiyacını görebilecek şekilde bir karavan alanı haline getirip uluslararası bir cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. İnşallah. Başkanım. İnşallah. Düşünceler güzel ama hep bütçe meselesi başkanım. Ya biz bir yola çıkalım da bakalım. Yola çıkan yolda kalmaz mı? Yolda kalmaz. Başkanım yavaş yavaş tüm bunlarla beraber biraz da siyasete girmek ona istiyorum. Ona girme başkanım, bir projesi daha vardı. Ne? Fatih. Çok güzel bir projeydi o da. Ben onu sormak istiyorum. Tabii abi. Başkanım bir Biyogaz tesisi, biyoenerji tesisini projeniz vardı. Evet. Onunla ilgili hatta Fatih Erbakan bunu dile getirdim. Siyasetle bağdaştıracağım birazdan, görürsün bak. Öyle mi? Tabii. Şöyle, ne aşamada başkanım o? Şu aşamadayız. Benim için iki önemli projeden bir tanesi bu. Evet. Bir tanesi de küçük sanayi sitemizdi.
diyoruz ya hani bürokraside bazı yerlere aşamıyorsunuz. Aşamıyoruz, şöyle aşamıyoruz. Bir gidişatı var. Ağır ilerliyor. Evet. Bu kimsenin elinde değil şey olarak. Hani yapı böyle kurulmuş. Yapının biraz da hantal olmasından dolayı. Burada yer tahsisi gerekiyor öncelikle. Yani bu işi yapabilmemiz için, belediyenin burada bu işi yapabilmesi için yer tahsisi gerekli. Onunla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanı'na görüştük. Olumlu baktı. Katkısı olacağını düşünüyor da hem Sakarya'ya hem Karapürçe'ye. Evet. Bu çalışmaları yapıp plan çalışmalarını, yani 1/5000'lik plan çalışmalarını yapıp ilerlememiz gerekiyor. Şu an yer tahsisi için ön çalışmaları yapıyoruz. Proje kısmını yapmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde küçük sanayi sitesi, Karapürçe'nin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi. Bunun için ayrılmış yerde özel şahısların arazisi, küçük sanayi sitesinin olduğu yer. Kişilerle anlaşamadık. Anlaşamayınca yeni yer belirleme. Şu an 4 tane nokta belirledik gibi. İşte ilgili kurumlarla hepsinden görüş alıp bir yere bunu yapmaya çalışıyoruz. Ön çalışmalarını yaptık, bitirdik gibi. Ya Karapürçek'te sanayi anlamında, yani küçük sanayi anlamında herhangi bir yapılaşma yok değil mi başkanım? Yok. Yani hala da oto tamirhaneleri veyahut işte mobilyacılar, demir doğrama atölyeleri diyelim, hepsi apartman altında. Yani en büyük ihtiyacımız şu an küçük sanayi sitesi diyebilirim. Onu bir an önce yaparsak diyorsunuz, en azından toparlamış oluruz. Hem şehir havası veririz yaşadığımız yere, hem de insanlar şöyle düşünün, yani bir otosanayinde bile bir kaynak yaptıracağınız zaman hemen yan dükkanda olması ayrı, işte bir kilometre ötedeki bir yerde olması işi hızlandırma adına hem esnafımız adına çok önemli. Karapürçek'in gelişmesi adına da çok önemli bir sanayi. Gerekli yani küçük sanayi. Gelişmiş bir sanayimiz var, hani Asaş'ın, Subor'un, işte NTG'nin, büyük firmaların, marka firmaların olduğu ama Karapürçe istihdamın haricinde çok bir faydaları olmuyor işin açıkçası. Evet. O yüzden küçük sanayiyi önemsiyorum yani. Evet başkanım. Tüm siyaset bunlar... diyordum Fatih. Siyasete girmeden ben iki tane projemden bahsedeyim. Buyurun başkanım, buyurun. Duyurmak istediğim. Tabii. Benim tabii. için çok önemli. Tabii, buyurun, buyurun başkanım. Bir tanesi benim sözünü verdiğim eğitimde Karapürçek sonuncu sırada. Sakarya'da. Sonuncu veya sondan ikinci. Neyin sıralaması bu başkanım? Başarı. Yani sınavlara giriyoruz. Ortaokul sonrasında, lise sonrasında girilen sınavlarda başarı sıralaması. Hı-hı. Ya son ya sondan ikinci gibi bir sıralamamız vardı. Benim sözlerimden bir tanesi özel ders, orta son ve lise son talebelerine ilk etapta, daha sonradan bunu hepsine, bütün sınıflara yayacak şekilde bunu hayata geçirdik. Bunun için de Karapürçek Kaymakamı'na özellikle teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Elini taşın altına koydu. Yani burada çocuklarımızın... LGS ve... Yani üniversite sınavına hazırlanan ve lise sınavına hazırlanan çocuklar evet, için değil mi başkanım? Özel ders. Katılmak isteyen çocuklarımızı okullarından, evlerinden alıp servislerini biz karşılıyoruz. Yemek yerlerini biz karşılıyoruz. Kaynak kitaplarını biz karşılıyoruz. Öğretmenleri Sayın Kaymakamımız ayarladı, Milli Eğitim Müdürümüz ayarladı. Öğretmenlerimiz özveride bulunarak bu çalışmayı yapıyorlar. 24 Kasım'da yaklaşıyor. Onların hem Öğretmenler Günü'nü kutlayalım buradan. Evet, hem de bu çalışmada katkıda bulundukları için Allah razı olsun. Bizim için önemli bir proje. Özel ders. Karapürçek'in bu eğitimdeki başarısızlığını ilk etapta, ilk 3 senede ilk 3'e taşımak istiyoruz. Yani Karapürçek son 3'teyken ilk 3'e taşımak istiyoruz. İşte bunlar birazcık bütçeyle alakalı tabii ki. Ama bütçemiz oldukça, ben buraya harcanan paraya hiç gözüme gelmiyor. Diğerlerinde çata çat pazarlık yapabiliyorum mesela ne alınacaksa. Ama bunda hiç gözüme gelmiyor emin olun. Çünkü eğitime yapılan masrafın boşa gitmediğine inanan tabii, bir insan. Kesinlikle. Peki bir başkan, de ikinci... Ona geçmeden bununla ilgili biraz detaylandıralım bunu. Öğrencileri tamam. evden alıyorsunuz. Bunu sonuçta bir devlet okulunda veriliyor galiba bu. Evet. Bütün öğrenciler aynı okulda mı yoksa farklı lokasyonlarda... Şimdi orta sonları bir lokasyon, lise sonları bir lokasyon. Tabii ki bu gelişirse, bütün sınıflara olursa taşımalı sistemden değil de bulundukları yerde öğretmenlerle anlaşıp işte bu bizim biraz bütçemizle alakalı. Tabii. Bir de çocuk liseden mezun olmuş olabilir, kazanamamış olabilir. Şu an onlara hizmet sunamıyoruz. Bir sonraki kademede de
Mezuna kalmışları şimdi. Evet, atanamayan öğretmenlerle anlaşıp Karapürçek Belediyesi'nin bünyesinde bir yer oluşturup bunlara 7/24 yani 365 gün bir orada. Bir kurs merkezi gibi ya da bilgi evi. Aynen, birebir. Çünkü ben bunu öğrencilerde görüyorum. Bu özel derslerde başarı oranı 1'e 7, 1'e 8 artıyor. Kurslarda böyle değil. O kadar etkili. Çocuğun kapasitesini %100 arttırabiliyorsun ama %700 arttırabilmen için birebir ilgilenmen gerekiyor çocukla. O yüzden bu özel ders işini çok önemsiyorum. İnşallah imkanımız olacak. Eğitim veren öğretmenler de başkanım. Atanamayan öğretmenler. Hayır, şu an, hayır, şu an mevcutta şeyde görev yapan öğretmenlerimiz. Okullarda görev yapan öğretmenlerimiz dedim ya, hani onlar da çok özveride bulunuyorlar. Onlar da bu durumlar rahatsızdır zaten. Tabii ki. Tahminle. Kim ister kendi öğrencisinin yani başarısız olmasını? Son sırada olmasın. Tabii. Son sırada olmasını. Çok önemli bir proje başkanım. Biz göç veriyoruz çünkü şeyde Karapürçek'ten göç veriyoruz. Neden? Başarı olmayınca kendi çocuğunu Akyazı'daki okullara, işte Adapazarı merkezdeki okullara veriyor veliler. Çocuğunun peşinden gidenler, kaydını Karapürçek'ten aldıranlar. Kesinlikle zaman kaybı oluyor. Ben bunu tersine göç. Yani Karapürçek'e düşünseniz de birinci sırada olursak biz eğitimde tabii bu sefer ki tercih konusu olacağız. Elimiz olacak tabii. Karapürçek'e tersine bir göç sağlamış olacağız. Bu önemli bir proje. Güzel bir proje başkanım. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Bizi tebrik ediyoruz. Gerçekten güzel bir proje. Eğitim açısından çok önemli bir proje yani. Allah razı olsun. Bir de ikinci olarak bir de geleneksel okul projemiz. Geleneksel okul. Yani ismini geleneksel okul koyduk ama yapısı olarak şunu söyleyeyim. 5 yaşındaki çocuklardan 7 yaşına kadar çocuklarımızı 5 ile 7 yaş arasındaki çocuklarımızı alıp sadece ahlak eğitimi vereceğiz. Yani geçen hani bir sokak röportajında bir profesöre denk geliyor. Ekonomik çürümeden bahsederken sosyal aslında sosyal çürümemiz var diyor. Şimdi bu çok önemli. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde bütçenin %80'ini yanlış bilmiyorsam eğitime harcıyor. Ve onun çiçekleri, meyveleri 20 yıl sonra veriliyor. Fatih Sultan Mehmet'in 20 yıl önce bu yatırımı 20 yıl sonraya sirayet ediyor. Biz de gelecek nesilleri şu an yaşadığımız sıkıntıları yaşamasını istemiyorsak, sosyal olarak da bu sıkıntıları aşmak istiyorsak, işte oradaki 5 yaşındaki çocuğa yatırım yapmak zorundayız. Evet, evet. Biz daha sonra da düzeltmeye çalışıyoruz. Aynen öyle. Biraz da. Çocuklarımız sadece burada oyun oynayacaklar. Ders olarak sadece ahlak dersi görecekler. İşte bu oturma adabından, yemek yeme adabına, büyükler nasıl davranırdan tutun. Sadece ahlak, adab dersleri görecekler. Geri hep oyun, ders olarak sadece bu verilecek. Çünkü bu yaş grubundaki çocuklara biz ne verirsek, tabii, onlar büyüdükten sonra onu ortaya çıkartacaklar. Bu projeyi bu yaş grubunda başlayıp inşallah liseye kadar devam ettirmek bunu istiyoruz. Bunu daha yapmadınız. Daha faaliyete geçmedi o zaman. Şu an yer tahsisi için bir yerimiz var. Hmm. Eski konferans salonu. Büyükşehir'in bünyesinde. SGM binası mıydı? Büyükşehir'in. Yok. Bizim de konferans salonumuzdu. Gençlik merkezi olmak için Büyükşehir'e devredilmişti. Gençlik merkezi yapılmamıştı. Yusuf Alemdar'la konuştum. Sayın Başkan dedim, yani böyle bir projem var. Çok olumlu baktı. Benim de ne katkım olabilirse ben de elimi taşın altına koyayım dedi. Allah razı olsun ondan. İşte oranın geri tahsisini şimdi yazısını yazdık. Oranın geri tahsisi olduğunda çocuklara uygun hale getireceğiz o konferans salonunu. Hani sınıflar olarak, işte park olarak bu projemize başlayacağız Allah'a nasip ederse. Fatih, ne kadar güzel projeler değil mi? Çok güzel. Eğitime, vallahi, çocuğa yaptı yatırım, ne kadar güzel projeler. Ya başkanım örneğin her şeyi bir kenara koy. Gerçekten bu iki proje çok önemli yani. Fatih Sultan Mehmet'ten çok da güzel bir örnek verdi. Evet. Yani bu çocuklar işte 20 yıl sonra yine başkanım işte 5 yaşındaysa 25 yaşında üniversiteden bir mühendis, bir doktor olarak ayrıldıklarında yine Karapürçek'e dönerler inşallah. Karapürçek'te gerekirse ticaret yaparlar, gerekirse farklı bir şey yaparlar. Yine Karapürçek'in gelişimine katkı sunarlar. Biz işte bir prototip gibi düşünün burayı, Karapürçek'i, hani bu projemizi, geleneksel okul projemizi. Bunu buradan başlayıp lise sona kadar yaparsak ve bunun meyvelerini insanlar gözleriyle görürse herkes bu. Evet. Şekle dönüşür. O zaman da ne olur işte yapmış, dediniz ya, ahlaklı bir doktor, ahlaklı bir mühendis, ahlaklı bir çiftçi, şu ahlaklı bir işçi kazanmış olacağız. Ahlak toplumumuzun o kadar yaptı mı başkanım? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ben güzel ahlak tamamlamak üzere gönderildim diyor. Yani
Tabii ki her şeyin temelinde. Toplumumuzun o kadar ahlaka ihtiyacı var ki başkanım. Yani esnaflık konusunda, tüccarlık konusunda, başka aklınıza ne gelirse yatırımcılık konusunda. Yani bir de vicdanların da eğitilmesi konusu var. Bu da ahlaktan i̇şte geçiyor bu, zaten. Bu çok önemli. Bu proje oradan başlangıç evet, açısından. Başkanım içtenlikle tebrik ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah hayırlı uğurlu olur. En Allah kısa zamanda da böyle faaliyete geçirirsiniz. Açılışına İnşallah. Gelmek isteriz başkanım. Evet. İnşallah çağırırım. İnşallah başkanım. Çağırırım tabii ki. Çok, çok güzel bir proje. Şeref duyuyorum gelmenizden. Bir de sizin bir havuz vardı başkanım. Bir yüzme havuzunuz vardı. Böyle bir projeniz evet, vardı. İlçe spor gençler müdürlüğümüz... çok istiyordu orada. İlçe spor müdürlüğümüz portatif bir havuz ama Sakarya'nın en büyük portatif havuzu. Evet onun için ona 20 ölçülerinde biz belediye olarak bunun altyapısını biz oluşturduk. Daha sonra işte kurulum aşamasında da çok Allah razı olsun belediye personelimizden. Onlar da özverili çalıştılar. Mesai saatinin dışında bile çalıştılar. Şu an kuruldu. Önümüzdeki yaz gençlerimiz orada yüzme eğitimi biz alacaklar. Biz de gelelim başkanım. Bekleriz, bekleriz. Her şeye gidiyoruz. Sen bu yazı yüzerek geçirdin zaten Ekrem abi. Evet. Karapürçek Spor'da çok önemli gelişmeler var yani bizim güreşçilerimiz olsun. Evet, tekvandocularımız hatta uluslararası bir altın madalyalarla döndüler. Karapürçek'te bu spor altyapısı var. Spora yatırım işte dedik yani belediyemizin bütçesi belli. Hı-hı. Onlara ayırabileceğimiz pay ama elimizden geldiğince çocuklarımıza spor konusunda da yardımcı olacağız. Onlardan bir tanesi de şimdi yüzmeyi de ilave edeceğiz ona işte. Hadi bakalım inşallah. İleride binicilik, okçuluk bunları da ilave edeye de geliştirmek istiyoruz yani. Zaten futboluymuş, basketboluymuş onlar, onlar devam zaten ediyor gelişmiş zaten. Halde evet. Orada özel sektör destek de veriyorsunuz belediye olarak. Biz de elimizden geleni destekliyoruz. Hani bazı insanlar için yeterli olmuyor. Ya mutlaka ama, hiç kimse memnun edemezsiniz. Memnun edemiyoruz ama kimse %100 elimizden geleni olmaz. Yapmaya çalışıyoruz. Evet. Evet, siyasete gireceğim ama tüm bu konuların üstünde de biraz şey olacak böyle ya. Girmek de istemiyor gibiyim. Siyaseti biraz da şununla bağdaştırmak istiyordum ben başkanım. Şimdi Karapürçek için bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Ama kısıtlı bir bütçeniz, kısıtlı imkanlarınız var. Şuradan girmek istiyorum siyasete. Genel merkezden, Yeniden Refah Partisi'nden destek alıyor musunuz? Özellikle maddi anlamda, yine manevi anlamda olsun. Maddi anlamda... İlişkileriniz nasıl o anlamda? Maddi anlamda destek isteyecek pozisyonda değiliz. Çünkü biliyorum partinin durumunu. Şu an hani devletten destek alamayan bir parti. Hı hı. Alınan oydan dolayı. Ama manevi olarak çok büyük destekler alıyoruz. Yani genel başkan yardımcılarımız olsun, yöneticiler olsun... her zaman hem halimizi hatırımızı sorarlar hem de yapabileceğimiz bir şey var mı diye gelip sorarlar. İl başkanımız, işte yardımcıları ne ihtiyacın olursa her zaman açığız diyorlar ama ben de onların durumunu bildiğim için çok talepkar değilim. Çok da sıkıştırmak istemiyor musunuz? Yani talep etsek onlar da yardımcı olmaya çalışıyor. Zora tabii düşürmek ki. İstemiyorum öyle söyleyeyim. Yani. Zor... İmkanların olmadığını biliyorum. Hı hı. O yüzden kendimiz kendi yağımızla kavrulmaya gayret ediyoruz. Çok talepkar değilimdir zaten ben yapı olarak. Biz bu yola çıkarken hani yük almak için çıktık bu yola. Yük olmak için değil. Hı hı. Bunu şey için de söylüyorum. Hani gideyim şunu talep edeyim, bunu talep edeyim. Büyük şehri sıkıştırayım, bakanlığı sıkıştırayım. Yok değil yani. Benim elimdeki imkanlarla ben onların ne kadar faydalı olabilirim ona bakıyorum. Ama bir yandan da işte Karapürçek'e bir şeyler kazandırmaya çalışıyorum. Tek güvendiğim yer Allah-u Teala. Başka hiçbir yere güvenmiyorum. Hiçbir kuruma, hiçbir şeye güvenmiyorum. İşin netini söylemek gerekirse ben yola çıkıyorum. Niyetimi sağlam tutmaya çalışıyorum. Hı hı. Sağlam bir niyetle yol yürümeye çalışıyorum. Allah da yardım ediyor. Açıyor kapılarımızı şüphesiz, yani. Şüphesiz. Başkanım partinizi nasıl yorumlarsınız peki? Yani özellikle AK Parti ile bir dönem Cumhur İttifakı arasında yer aldı. Sonrasında yerel seçimlere ayrı girmekten yana oldu. Neler söylersiniz? Yani ikisinin de doğru karar olduğunu düşünüyorum. Fatih Bey öngörülü bir insan. Cumhurbaşkanı'nın destekleme hususunda kendisi de çıkabilirdi. Hı hı. Ama realiteler var. Görünen bir yol var. Taban olarak da bakıldığında... Siz Milliyetçi Hareket Partisi'nden de AK Parti'yi desteklediği için mi ayrıldınız? Yok hayır. Ben dediğim gibi kendi adaylığımdan hemen öncesinde ayrıldım. Orada ittifaklar oluyor her partilerin arasında. Yarın öbür gün bu ittifaklar değişir.
başka partiler arasında kurulur. Bakmışsınız yeniden Refah CHP ile de ittifak kurmuş olabilir yani. Olabilir başkanım. Şimdi siz Milliyetçi Hareket Partisi'nde il yöneticiliği yaptınız. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti ile bir yol yürümemiş olsaydı, kendi adaylarını çıkarmış olsaydı, siz Milliyetçi Hareket Partisi'nde devam ederdiniz diye düşünüyorum. Yani ben şu an Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanı olabilirdim. İşte o yüzden soruyorum başkanım biraz. Yani o hayat ya, önümüze ne çıkaracağını bilmiyoruz ki. Ama tabii ki saygı duyarız. Az önce hani ifade ettiğim gibi aynı görüşte olmak zorunda değiliz. Yani genel siyasette Tayyip Erdoğan'ı desteklemesini Sayın Devlet Bey'in ben onaylarken hani görünen bir şey vardı. İşte ya burası ya burası diye tercih etmek, kötünün iyisini tercih tabii etmek gibi düşün. Nehvenişer tercih etmek. Ama öbür tarafta yerel şeyde küçük ilçeleri hiç olmazsa, yani büyük şehirde ittifak kurulabilir de evet. Hı hı. Ama ilçelerde ittifak kurulmasaydı daha şu an tabii ki yani Milliyetçi Hareket Partisi en az diyorum 50-60 tane daha belediye fazlası olurdu. Türkiye'de? Tabii ki. Sakarya'da da belediye alırdı. Sakarya'da da şöyle düşünün. İrfan abi, İrfan Püsküllü olsun, Şenol abi, Şenol Dinç olsun. 4 tane alırdı bence. Yani bunların hepsi MHP'den çıkıp çok rahatlıkla seçimi alabilecek insanlar. Yani yine Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi aday çıkarmasaydı. Ama ilçelerde, geçtiğimiz seçimler. Ama ilçelerde serbest bırakılsaydı çok değişik bir tablo oluşurdu evet. Yani Yeniden Refah Partisi de bu durumda belediye alamazdı belki de. Yok, öyle de diyemeyiz. Yeniden Refah şöyle, AK Parti'ye oy verip de, yani benim seçmenimin aşağı yukarı %70'i AK Parti seçmeni diyebilirim. Ben AK Partili olmamama rağmen. Taban olarak, fikriyat olarak yakın buldukları için Yeniden Refah Partisi şu an yani çıkış yakaladı, devam ediyor. Bunun sebebi AK Parti'ye oy verip de işte artık alttaki yöneticilerden diyelim, muzdarip olanlar, gidişattan muzdarip olanlar, hala da Tayyip Erdoğan'ı sevip de ama işte belediye veya milletvekilliği şeyinde, statüsünde diyelim, AK Parti'ye oy vermek istemeyen insanlar MHP'yi tercih ediyor. Yeniden Refah'ı tercih ediyor. Çünkü Büyük Birlik Partisi'ni tercih ediyor. Büyük Birlik'i tercih ediyor. Evet. Sakarya'da iki belediye almalarına bu sağladı. Biraz da burada şahısların kimlikleri de çok önemli. Plana çıkıyor başkanım. Mesela siz AK Parti'nin adayı olsaydınız kazanır mıydınız? Partiye mi burada bağlılık var, yoksa şahsın kimliği daha mı öne çıkardı, daha ya mı bastırıldı? Realitelerden konuşursak Karapürçek %80'e yakın AK Parti seçmeni. Hı hı. Yani ben burada %46 oy aldım. AK Parti seçmeninden, büyük çoğunluğunu AK Parti seçmeninden aldık. AK Parti'den aday olsaydık tabii biraz daha farklı olurdu. Daha mı fazla oy alırdın diyorsunuz? Bilemem. Bilemez. Şimdi yani onu onu hiç düşünmedim. Yani AK Parti'nin dinamikleri farklı. AK Parti'den öncelikle beni aday göstermezlerdi. Hani öyle niye bir niyetim olmadı ama diyorum ya, oradaki dinamikler biraz farklı işler. Ne gibi? Yani orada yedi başlı evliya da olsan tanıdığın mı olacak başkanım? Tanıdıktan değil. Torpilin mi? Başka bir şey mi? Yok, torpil yok, de değil. Bütün tarzı uymazdı. Bütün partilerin farklı dinamikleri var. Benim de aday olmamda bakın Yeniden Refah'ta Fatih Erbakan'ın direkt etkisi var diyorum. Evet. Evet. Yani Fatih Erbakan olmasa belki ben Yeniden Refah'tan da aday olamazdım. Şimdi Fatih, hayal edebiliyor musun? Başkanım AK Parti'nin adayı olarak gösterilmiş. Ulusal medyaya yansımıştık. Ulusal medyada orada tanıtılıyor mesela. Evet. Aman Allah'ım, ne kıyamet kopardı. Aynen öyle. Niye kopsun? Yani sarık var diye. Olsun. Yani AK Partililer de kimlerle yol yürüdüler işte. O farklı, o bakış açısı. Hacılarla, hocalarla farklı. AK Partililer yıllarca boy boy fotoğraflar verdi. Hiçbir şey olmadı da neden kıyamet kopsun şimdi? İşte bu biraz da kıyamet sonradan koptu gerçi orada da. O farklı bir muhabbet, evet, neyse. Evet, biraz bakış açısı. O kadar derinlere girmeyelim Fatih. Ben şimdi başkanıma Sakarya'la ilgili bir şey sormak tabii istiyorum. Müsaade edersen, siyasetle ilgili devam edeceksen. Ben Yusuf Alemdar'la biraz başkanım değindi ama konuyu açmak istiyorum. Saatime de bakıyorum, bir 10 dakikamız var programın sonu için ama
Yusuf Başkanım'dan hiç boş dönmedin dediniz başkanım. Elim hiç boş dönmedim, evet. İlçe belediyesiyle Büyükşehir Belediyesi'nin ilişkilerini biraz da sormak istiyorum o anlamda. Hiç böyle problem falan yaşamadınız anlaşılan. Ben siyasilerle genel konuşayım. Siyasilerle hiçbir problem yaşamıyorum. Bürokratlarla bazı problemler yaşıyorum. O da kraldan çok kralcılık yapmak isteyen bazı bürokratlar var. Bunlar genelini kapsamıyor, %20'sini diyeyim. Hı hı. Ama Yusuf Alemdar burada örnek gösterilecek olursa, yani onun üzerinden konuşuyorsam, hiçbir zaman hani benim başka bir partiden olduğumu bana hissettirmedi. Gidip de elimin boş döndüğü hiç olmadı. Çünkü tecrübeli birisi. Ben de ondan bir şeyleri isterken afaki uç şeyler istemiyorum zaten. Mevcut, olabilecek şeyler. Olabilecek, mantık çerçevesindeki şeyleri talep ettiğim için Allah razı olsun, duacısıyım. Dediğim gibi hiç elim boş dönmedim. Ayrıyetten birkaç süremiz az kalmış. Birkaç kişiye, birkaç konuya daha temas etmek istiyorum. Buyurun, tabii, bizim uzun yıllardır bir su sorunumuz oluyor. Hı hı. Yukarıda işte o rüzgar değirmenleri, Geyve sınırındaki rüzgar değirmenleri yapıldıktan sonra suyumuzun, içme suyumuz bizim dereden karşılıyoruz büyük kısmını. Bu derelerin bulanması yağmurdan sonra ve nasıl diyelim, arıtıcıyı tıkaması, susuz kalmamız 3-4 günlük. Bununla ilgili Yusuf Başkan'dan talebim olduğunda beni Saski Genel Müdürümüze yönlendirdi. Gidin sorunu çözün dedi yani. Tek bir talimat verdi genel müdüre. Allah razı olsun. Genel müdürümüz işte o bahsettiğim pelerinsiz kahramanlardan benim için. Baştan aşağıya Saski de öyle diyebilirim yani. Karapuçak Bölge Sorumlusu Ömer Faruk Bey de aynı öyledir. Özveriyle çalışıyorlar. İş sonuna ulaşsın ulaşmasın. Çok özverili çalışıyorlar. Onlardan Allah razı olsun çok memnunuz bu hususta. Bizim için kahramanlar mesabesindeler. Bu su sorunuyla alakalı ihaleler yapıldı yanlış bilmiyorsam. Karapürçek'te 3 tane su alma yapısı yeniden inşa edilecek. Su deposu. Yani suyu aldığımız yerdeki yapı şu an yetersiz kalıyor. Hı. Yazın kapasite özellikle. Yetersiz. Bu kapasitesini arttırmak. Bir de Lemella diye geçen sizin basında da çok çıktı. Bir sistem var. Oradaki kumu çökeltme sistemi. Hı hı. Bununla alakalı yapıları da tam depoya girmeden onunla alakalı yapıları da yapıp çamurlu geldiğinde suyun orada çökeltilip filtreleri tıkamadan hiç su kesintisinin olmaması için. Bu da 5-6 ay bir süresi var tabii ki yapım aşamasını süreceği. Önümüzdeki yaz biter muhtemelen. Bu sorunların çözülmesinde Yusuf Alemdar'ın ve Saski Genel Müdürümüzün Yiğit Bey'in çok özverili çalışması var. Buradan tekrardan onlara teşekkür ediyorum. İkinci olarak elektrik altyapımız çok eskiydi. Yani sürekli her rüzgar estiğinde kesilen, hatta dünkü Lodos'ta yine elektriklerimiz kesildi. Bununla alakalı yine bölge sorumlusu Arzu Hanım ve Karapürçek'ten sorumlu olan Ömer Bey, dediğim gibi bizim pelerinsiz kahramanlarımızdan. Onlarla alakalı yanlış bilmiyorsam programla alınmış Karapürçek merkezinin yer altına alınması, elektrik sisteminin yer altına alınması. Sokak aydınlatmaları. Hepsi. Bütün merkezin yer altına alınması ve bize gelen hattın tekrardan yenilenmesi. İşte kabinlerle, trafolarla güçlendirilmesi altyapının. Hı hı. Bununla alakalı ihaleye çıkıldı diye biliyorum. Ama işte bu şahısların, Arzu Hanım'ın olsun, Ömer Bey'in olsun, özellikle efor sarf etmeleri sayesinde kazanıldı bu iş. Onlara buradan çok çok teşekkür ediyorum. Var mı başkanım başka bir şey? Başka söylemedim. Ya atladığım çok şey olabilir, unuttuğum çok size şey olabilir. Size bir eleştiri var başkanım, onu da söyleyeyim. Hani bazı böyle sosyal içerikli projeler sözü vermişsiniz herhalde ilçede. Hani evet. Böyle destek anlamlı. Yani ben evet. Biz bunu anlayabiliyoruz ama vatandaşımız bir beklenti içerisinde. Bunlarla ilgili sanırım biraz tasarruf tedbirlerine de takıldı bu. Bunları hayata geçirecek misiniz? Şöyle söyleyeyim. AŞEV projemiz, evet. İhtiyar maaşı projemiz, bir de evet. Bebek maaşı, bebek ve bez mama parası sözlerimiz var. Desteği vardı, evet. Şöyle, onlar için bütçe gerekli. Biriktiriyorum. Ha, biriktiriyorsun. Şu an onlar için, yani burada söyleyelim, çoğu insan bilmez bunu ama Karapürçek'te bazı gelirleri sadece orada biriktiriyorum. Onu hiç kullanmıyorum yani. Bankada orada kenarda duruyor. Onu biriktiriyorum. Gerekli seviyeye ulaştığında, şu an çünkü o projelere başlarsam sonunu getiremeyeceğim. Borçlanmak zorunda kalacağım.
Ama o birikimi tam yaptığımda, başladığımda Allah nasip ederse bundan sonra tıkır tıkır işleyecek bir sistem arkası olacak. Arkası gelecek sonrasında. Arkası gelecek. Bu benim yani çok önemsediğim projelerden bir tanesi. Hani Allah-u Teala buyuruyor ya, beli bükük yaşlılar, emzikli bebekler ve hayvanlar olmasa sizi neden rızıklandırayım? Bu proje tamamen işte o 2 yaşına kadar çocuklara ve bizim başımızın tacı olan ihtiyar abilerimize, ablalarımız, teyzelerimiz, nenelerimize yönelik bir proje. Ama şu anki maddi imkansızlıklardan başlayamıyorum. %30 gibi, yani bu projeyi gerçekleştirebilmem için %30 gibi parayı kenara biriktirdim ama. %30 seviyesindesiniz. Aynen. %100'e ulaşınca. Ulaştığıma başlayacağım. Hiçbir gün bile beklemeyeceğim yani. Buradan değerli Karabükçek sakinlerine de söylemiş olalım. Başkanımız da açıkladı. Bu projelerle ilgili birikim yapıyor efendim. Birazcık daha sabır diyoruz. Başkanım, bunun haricinde Fatih, ben kentsel dönüşümle ilgili soru sormak istiyorum başkanıma ama. Tabii, başkanım da inşaat mühendisi zaten. Evet, o yüzden. Mesleği, uzmanlık alanı. Biliyor başkanım bu işi. Evet, aynı öyle. Bir de Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ayrı zamanda doğal meclis üyesi oluyor. Belediye başkanı olduğu için. Başkanım, biz bir kentsel dönüşüm diyoruz yıllardan beri, yapamıyoruz. Bir şeyler oluyor, bir şeyler çıkıyor, olmuyor yani. Şimdi ama bir drive var şehirde, Yusuf Başkan önceliğinde evet. Başlatıldı bu. Bizim de ilk gündemimiz kentsel dönüşüm. Basın kuruluşları olarak Yusuf Başkan'ın da gündemi ve valiliğimizin de gündemi kentsel dönüşüm. Evet. Kentsel dönüşüm nasıl yapılmalı, neler yapılıyor şu anda, nasıl çalışmalar yapılıyor? Siz bir mühendis olarak nasıl fikir beyan edersiniz burada? Yusuf Bey'in bu konuda çok dirayetli olduğunu evet ben de gözümle şahit oluyorum. Bizim bir tane daha büyük avantajımız var şu an. Yeni gelen Sayın Vali çok tecrübeli evet. Bir insan. Ve deprem bölgesinden geldi, Hatay'dan geldi. Hem acı tecrübesi oradan kaynaklı olmasından dolayı hem de geçmişinde belediye geçmişi olan bir insan. Yani paçalarını çamurlamaktan, elini kirletmekten çekinebilecek birisi değil. Hani tanıdığım kadarına söylüyorum. Aktif birisi, elini taşın altına koyabilecek birisi. İkisi de bizim için büyük avantaj olacak Sakarya için. Bu kentsel dönüşüm de tabii ki çok önemli. Niye? Bizim 1967'de yanlış bilmiyorsam kırılan Dokurcun Fayı diyoruz. Evet. Dokurcun Balıkesir arasında. Evet, evet, orası evet. Şu an stres biriktirmiş halde. Aynen. Yani 7'nin üzerinde bir deprem için şu an üretebilir halde. En büyük risk nerede var? Karapürçek için ben bunu söyleyemem tabii ki. Niye? Biz biraz daha saman dağlarının eteklerinde olduğumuz için kayalık bir zeminde oturuyoruz ama şehir merkezinde günlük sirkülasyon aşağı yukarı 400 bin insan günlük sirküle oluyor ve binalarımız, yapı stoğumuz %70'i deprem görmüş. Bir depremi daha kaldıramayacak halde. Yani rakamsal olarak konuşursak ya 200 bin insanın kaybedilebileceği yani, öyle değil, evet, tahmin ediliyor. Profesörlerimiz öyle tahminlerde bulunuyor. Sakarya için de korkunç bir evet. Rakamsal bilgi var. O da en az yani öngörü bu gerçi ama gerçi Allah tabii bilir. Tabii ki şüphesiz. Yani, şehrin yarısından yani hele bir gündüz olursa şehrin yarısının kaybolacağı. İşte bu son şeye gelmiş haldeyiz. Tik evet. Tak tik tak zaman çalışıyor diyoruz ya. Evet. Hani şey açısından baktığımızda 30 yılda bir Sakarya'da bir deprem yaşamışız 7'nin üstünde. O zaman kaybedecek zamanımız yok demek oluyor. 30 yıldan gelmek üzere. İşte şu an şeye baktığımızda 47 depremi olmuş, 67 depremi olmuş, 99 depremi olmuş. Yani şu an son noktaya geldik gibi duruyor. Ama hızlı bir şekilde kentsel dönüşümü mantıklı bir şekilde buradan tabii ki Çevre Şehircilik Bakanımıza büyük yük düşüyor. Onun destekleriyle hiç olmazsa Sakarya merkezini dönüştürmemiz gerekiyor. Bunu da yaparken halk da zarar görmesin diye. Yani 100 metrekare bir binanız var. Kentsel dönüşüme girerse bu 60 metrekarelere veya 70 metrekarelere düşecek. Burada halkın bir zararı olacak. Ama öbür türlü devlet buraya bir para yatırıyor. Onun da karşılığını çoğu yerde alamayacak. Burada benim önerebileceğim bir sistem var. Bundan çok tepki alacağımı biliyorum ama linç yiyebiliriz. Önemli değil. Biz doğru olanı söylemek zorundayız. Yani bu sorumluluk bizim üstümüzde. Bu mühendis görüşünüz değil mi? Başkanım? Mühendis görüşüm. Yani ben her açıdan bakabiliyorum bu olaya. Neden? 20 yıl müteahhitlik tecrübem var.
İnşaat mühendisiyim, teknik altyapıyı biliyorum, işin teknik kısmını biliyorum. Eşim de yöneticiyim, yöneticisi bakış açısından da bakabiliyorum. Burada eğer merkezde kat iznimizi 7-8'lere hatta işte 10-12'lere, insanlar buna çok tepki gösterebilir. Kat deyince korkuyor insanlar ama şu anki inşaat teknolojileri çok gelişti. Yani önceden makine, ekipman imkanımız da yoktu. Beton teknolojileri de bu kadar gelişmiş değildi. 3 katta, 4 katta bile büyük hasarlar alabiliyordu. Ama şu an öyle değil. Yani fore kazıklar, jetkurat yöntemleri, zemin iyileştirmeleriyle beraber işte eksik otlara girip daha sonradan perde betonları çok şey yaparak diyelim, hani rigidliğini sağlayabilecek ölçüde yaparak 7-8 katları ve deprem olduğunda da hiç zarar görmeyecek. Yani çok hafif zararlarla atlatabileceğimiz yöntemlerle bu yapılabilirse hem insanlarımızın metrekare kaybı olmayacak hem de devletimizin parasal olarak zararı olmayacak. Niye? Kazanılan katları satarak geri bütçeye kazandırmış olacağız. Kendi yağına kavrulabilecek bir sistem oluşturabiliriz. Bunun için güçlü ve dirayetli durmamız gerekiyor. Yoksa aynı kafayla gidersek yani insanların tepkisinden korkup hani sosyal medyada bizi linç edecekler, katın K'sini ağzımıza almayalım deyip gidersek Allah göstermesin ama büyük kayıplar yaşarız. Hilmi Başkanım, şöyle bir görüş var burada. Yapının kontrol, yani yapı aşamasındayken denetimin zayıf olduğu, yapılmadı daha doğrusu denetimlerin, efendime söyleyeyim ya malzemeden çalındığı vesaire görüşünden dolayı hakim olduğu için bu tip yapıların Sakarya'da yapılamayacağından yana halkımızda bir görüş var. Bizde de öyle bir görüş vardı ama daha önce İnşaat Mühendisleri Odası Başkanımızı ağırladık burada. Hı hı. Siz de herhalde onun üyesisiniz galiba, evet. Mühendis olarak. O anlattı, işin teknik bilimini anlattı, ilmini anlattı falan filan. Aklıma yattı benim. Yani yatay gidip ve toprakları, yani tarım topraklarını işgal etmektense dikine gitmek ama sağlam şekilde gitmek. Evet. Hani zeminini sağlamlaştırarak katı yaparken ona göre işte dediniz ya fore kazık olur, çeşitli sistemler olur, izolatör olur vesaire. Öyle tamam, bir nebze mantıklı geliyor akla. İnsanlara şimdi bunu anlatmak gerekiyor. Ama. Bazı şeyleri artık mecbur kaldığımız için. Yoksa ben de yatay mimariden yanayım ama şu an Sakarya'da bazı noktalar aşılmış halde. Veyahut bazı şeyleri aşabilmeniz için feragat etmeniz gerekiyor. Bu kat da bu feragat etmemiz gereken şeylerden bir olur tanesi. Olur mu yani bu 8 kat? Gökdelen de yapılır. Diyelim. Yani şu Japonya örneğini verebiliriz buna. En yüksek şiddette depremlerin yaşandığı ama sürekli gökdelenlerin dikildiği bir yer. Yani Adapazarı'nın merkezinde diyelim bulvarda bir gökdelen yapabilir miyiz bu şekilde yapı maliyetinden kaçmadan? Gerekli teknik şeylere riayet edilerek yapılmaması için hiçbir sebep yok. Dediğiniz gibi ama kontrolünü güzel yapacağız. İşte, hem yani, gerçek anlamda hem de mecazi anlamda güzel bir zemine oturduktan sonra her türlü şey yapılabilir. Yapılabilir. Aynen. Denizin üstünde bile yapabiliriz. Yani. Peki. Teşekkür ediyoruz başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Ekrem abi teşekkür ediyorum. Bitti mi? Konuşacaklarımızın yarısını konuşamadık. Evet, evet başkanım. Bitti. Sonrasında tekrar başkanımızı konuk Karat ederiz. Karatçık da yaparız inşallah. İnşallah. Her zaman beklerim. Çok teşekkür ederim. Sayın seyirciler, böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Bu programda da Karapürçe'ye ve biraz da siyasete değindik. Aynı zamanda başkanımız inşaat mühendisi olması dolayısıyla da son bölümde bize biraz da tavsiyelerde bulundu. Başkanımıza da, Ekrem abiye de teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta farklı bir programla yeniden görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın, iyi günler dileyelim.